Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Hadis-i Kutsi'de Cenab-ı Hak bir kul beni kendi kendine anlarsa mutlaka ben de onu meleklerimden bir topluluk içinde anlarım. O beni bir topluluk içerisinde anarsa mutlaka ben de onu meleği alada anarım buyurdu. Anmak zikret. Bir kimse Cenab-ı Hak'ı kendi dairesinde, kendince, kendi lisanında anarsa Cenab-ı Hak onu kendinde anar. Bu insanın kendinde anması, kendi başına oturup zikretmesi, kendi başına namaz kılması, kendi başına oruç tutması, hiç kimse görmeyecek bir şekilde birisine yardım etmesi. Burada bütün bu tip nafilelerini bilhassa kendine saklaması ve kendince onları yapması, kendi dairesinde yapması. Cenab-ı Hak diyor ki eğer böyle anarsa bir kimse beni, ben de onu kendimce anarım. Kendi nefsimde ararım. Yani kendi benliğimde, kendi zatımda. Burası müteşabih. Buradaki Cenab-ı Hak'ın anışı nedir? Bunun üzerinde bütün herkes oturmuşlar, kendilerince kafa yürütmüşler, fikir yürütmüşler, akıl yürütmüşler, kendilerince bunun üzerinde tefekkür etmişler. Herkes kendince bunu tefekkür ettiğinde kendince bir sonuca ulaşmış. Kimisi demiş ki işte Allah'ın bir kulu anması affıdır. Kimisi demiş ki Allah'ın bir kulunu anması en azından affıdır. İşte kendine seçmesidir. Kendine dost etmesidir. Kendince anması bu noktada bütün herkes tarafından bir şey söylenmiş. Tabii onu meleklerin arasında anması. Cenab-ı Hak bir de onu ne yapıyor? Diyor kendinde arar ki kendinde zikrederse ben de onu meleklerimin arasında zikrederim. Bunu biraz daha böyle Cenab-ı Hak bir çıt aşağı seviyede tutuyor. Bir kimsenin Allah'ı kendince, kendi lisanında, kendi dairesinde, kendince anmasını bir çıt aşağıda tutuyor. Bir çıt yukarısı ne? Diyor ki insanların arasında beni anlarsa ben de onu meleği alada anarım. Meleği ala meleklerin büyükleri ve Allah'a en yakın olan melekler. Cebrail, İsrafil, Mikail, Azrail gibi. Meleği âlâ. Meleği âlâ'nın bu dört büyük melek olduğu, meleği âlâ'nın arş-ı âlâ'yı, kürsüyü, lef-i mahfuzu tutan melekler olduğuna dair değişik de rivayetler var. İşte Cenab-ı Hak sonuçta bir kimse kendi dairesinde kendince Allah'ı anarsa onu meleklerin arasında. Başka bir hadis-i kudüs'te diyor ki onu kendimde anarım. Kendimce anarım. Ama normalde eğer diyor onu Cenab-ı Hak diyor ki o kul beni insanların arasında, kalabalığın arasında anarsa ben de onu meleği alada anarım. Burada tabii o kulun durum vaziyetine göre, konumuna göre Allah'ı zikrettiği yer var. Mesela işte bir kimse gece zikrullahına kalktı. Gece zikrullahına kalkınca o insanların arasında zikredemeyecek. Muhakkak ki kendi kendine zikredecek. Burada önemli olan o kimsenin ama yalnız kaldığında ama insanlarla beraberken her daim Allah'ı zikretmesi. Zikirle iştigal etmesi. Zikri önemsemesi. Buradaki zikir dairesinin çatısını, çerçevesini zikir dairesinin bu noktada tecelliyatını geniş tutmaya gayret edin.
Bunu sadece bir dervişin kendi başına oturup da Allah'ı zikretmesi olarak algılamayın. Bu dairenin içerisine günlük hayatınızı tamamiyetle koyun. Hani Hazreti Mevlana'da meşhur ibare vardır ya, Sufi vaktin çocuğudur diye Mesnevi'de. Bu daha önceki Sufilerin sözüdür. Sufi vaktin çocuğudur, çocuğudur. Her vakitte Sufi için bir ibadet, bir zikir vardır. Her vakitte. Her vaktin kendi içerisinde bir dersi vardır. Her vaktin kendi içerisinde yapılması gereken vardır. Bir kardeşiniz geldiğinde ona tebessüm etmek de zikirdir bu manada. Onun ihtiyacını görmek de zikirdir bu manada. O yüzden bir derviş, bir sufi günün 24 saatini kendince zikrullah ile geçirir. Bu her saatin, her dakikanın, her vaktin birbirine eklenmesi ile olur. O kimse hiçbir zaman kendini gaflete salmaz. O kimse hiçbir zaman kendini boşluğa bırakmaz. O kimse hiçbir zaman kendini günaha bırakmaz. Bir kimsenin kendini günaha bırakmaması da zikirdir. Bir kimsenin günah kebair işlememesi, küçük günahlardan kurtulmak için gayret sarf etmesi de zikirdir. O yüzden sufi vaktin çocuğudur. Sufi her vakit Allah'ı gözetler durur. Sufi her vakit Allah'ı gözetler durursa o zaman sufi olur. Seyr-i sülük budur. Seyr-i sülük bir yere kapanıp sadece Allah'ı zikrederekten orada geçirmek demek değildir. Veyahut da bir yere kapanıp ibadet etmek demek değildir. Bir yere kapanıp içeride başka hayallerin peşine düşmek değildir. Bir yere kapanıp aklı dışarıda olmak değildir. Seyr-i sülük her vakitte Allah'ı gözetlemektir. Eğer her vakit zikrullahın maksadı, amacı, sebebi Allah'ı gözetlemektir. O yüzden o kimse günlük virtleri Allah'ı gözetlemeye vesile olacak. Allah'ı hatırlatan, Allah'la onu irtibat ettiren bir şeydir. O virdin haricinde bir kimse nafile olarak her daim zikrullah eder. Bu dil ile zikirdir. Her varlığın üzerindeki Allah'ın zikrini keşfeden bir kimse hal ile zikrullah etmeye başlamıştır. Önemli olan hal ile zikrullah etmektir. Hal ile zikrullah etmek varlığın hepsinde Cenab-ı Hakk'ın zikrine, Cenab-ı Hakk'ın bu noktadaki kudret ve kuvvetinin tecelliyatına mahzar olmaktır. Bununla uyanmaktır. Bununla diri olmaktır. Devamlı zikirden kasıt Allahu alem budur. Yoksa oturup binlerce kez Allah deseniz bu noktada gönlünüz başka çıfıt hayallerin içerisinde olsa, otursanız tesbihiniz elinizden hiç düşmese ama kalbiniz bir başka bir yere bağlı olsa ve bağlı olduğu şeyi hayal etse, tefekkür etse, onu düşünse, o zaman zikrullah yapmış sayılmazsınız. Diliniz sabahtan akşama kadar la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah deyip, eğer kendi iç aleminizde yanlış hayaller kurup yanlış hayallere doğru kürek çektiyseniz, yanlış hayallere doğru yelken açtıysanız, dilinizdeki la ilahe illallah'ın bu noktada bir tecelliyatı kalmayacaktır. Önce la'yı kalbindeki yanlış yöne açılmış yelkene söyle. Önce kalbinde eksik çıfıt hayallere söyle la'yı. O zaman devamlı zikirden kasıt bir kimsenin varlığın üzerindeki Cenab-ı Hakk'ın kudret ve kuvvetinin ve tecelliyatının
mazhariyetini anlayabilmek, idrakine varmak, görmek ve böylece hayretten hayrete geçmektir. Varlığın üzerinde hayreti olmayan bir kimsenin devamlı zikrinin olması düşünülemez. O yüzden söz konusu olan şey devamlı zikrullahı yakalayabilmektir. Hadis-i kutsi'de kim beni kendi nefsinde anarsa ben de onu meleklerimin arasında anarım. Nefsinde aradı, meleklerinin yanında aradı, seni andı. Nefsinde andı, meleklerin yanında andı. Meleklerin yanında anması demek, o meleklerin senin zikrullahının aşina olması demek. O melekleri Allah alem bir veçeden senin emrine verilmesi demek. Allah alem o melekler sana münhasır olması demek. Nefsinde andın, Cenab-ı Hak da meleklerin arasında seni andı. Sen ne kadar ihlas ve samimiyetle Allah'ı andın, Cenab-ı Hak o kadar sana bir melek ordusu verdi. Ve melek ordusu senin adına andı. Senin adına zikrullah yaptı. Senin adına namaz kıldı. Senin adına oruç tuttu. Senin adına senin ibadetlerini yerine getirdi. Sana yardımcı oldu. Sana muhafaza emri verildi. Seni koruma emri verildi. Sana bilgi aktarma emri verildi. O melekeler senin etrafında senin hususiyetlerini, senin özelliklerini, senin açmazlarını ve açarlarını, lazım olanlarını doldurdu. Burası ucu açık, müteşabih. Meleklerin arasında andı. Cenab-ı Hak boşu boşuna bir şey yapmaz. Her yaptığında bir hikmet vardır. Allah durup durur, sen andın diye onu meleklerin arasında andı. Meleklerin arasında anmasının anlamını, ehemmiyetini, tecelliyatını biz tefekkür ettikçe, biz onun üzerindeki rabıta ettikçe farklı 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 hayretler çıkacaktır. Farklı farklı. Onun üzerinde tefekkürde derinleştikçe hayretimiz artacaktır. Allah meleklerin yanında seni andı. Bunu böyle sadece, ya işte meleklerin arasında Hasan dedi. Böyle değil. Bunu bu merkezde alırsanız bu işin derinliğini keşfetmemiş oluruz. Her daim o kimse kendi kendisine aldı tesbih, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah dedi. Allah bir şey bir sefer yapar, iki sefer yapmaz bir şey. Sen her la ilahe illallah deyişinde 10 tane, 20 tane, 30 tane, 50 tane meleğin arasında, 500 tane, 1 milyon tane meleğin arasında andı. Sen devam ediyorsun. Bu senin bütün vücudundaki hücrelerini daha ilgilendirir. Bu senin üzerindeki ruhaniyetini ilgilendirir. Bu senin maneviyatını ilgilendirir. Bu senin üzerindeki nefsini ilgilendirir. Bu senin üzerindeki canını ilgilendirir. Bu senin üzerinde tecelli eden bütün her ne var ise hepsini de ilgilendirir. Kim beni cemaat içinde anarsa onları da meleği alada anarım. Cemaat içinde andı. Bir cemaata tebliğ etti. Bir cemaata namazı anlattı. Bir cemaatı zekatı anlattı. Bir cemaatı güzel ahlak anlattı. Bir cemaatın içerisinde Allah'ı zikretmenin faziletlerini anlattı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmenin, ona tabi olmanın faziletlerini anlattı. Birisine bir şey söyledi. Bir kimseye söyledi. Allah rızası için ona bir şey tebliğ etti. Bu bir başkası, kendi nefsinin dışına çıktı artık. Kendi nefsinde değil, taşıyor, kaynıyor. Cenab-ı Hak diyor ki ben onları meleği alada anarım.
Melek-i Ala dediğimizde Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail aleyhisselam. İşin boyutu daha da değişti. Her biri meleklerin bu noktadaki kutbu, kendi görev icabı kutupları olanlar. En büyük melekler. Ve emirlerinde sayısız nice melekler olduğu belli değil. Müteşabih ya, atıyorum. Biz şimdiki bugünkü düzlemde onları bir enerji gibi görsek, dört tane büyük enerjinin çıkışa, zuhura uğradığı yer. Örnek. Melekler nurdan yaratılma. Nurun mahiyetini bilemiyoruz. Müteşabih. Anlatabilmemiz mümkün değil. Ancak tecelliyat olursa bu Allah'ın nuru deriz. Cenab-ı Hak ayeti kerimede yerlerin de göklerin de nuru Allah'tır der. Bu nurdan kasıt melaikeler olabilir komple. Bu nurdan kasıt komple bir enerji dünyası, enerji alemi olabilir ve enerjinin komple her şeye tecelli ettiği bir alan olabilir. Nurun bu noktada gerçek mahiyetini bilebilmemiz mümkün değil. Ve bir kimse toplulukta Allah'ı anarsa Cenab-ı Hak onu Mele-i Âlâ'nın içerisinde anacak. Mele-i Âlâ'da anacak onu. Mele-i Âlâ'da anması, Cenab-ı Hak belki de Mele-i Âlâ'nın bir makamı olduğunu düşünürsek o makama sarkıp orada ancak. Mele-i Âlâ ile alakalı biz kendi kendimize her ne söylersek hepsi de bunun içerisine girmiş olacak. Mele-i Âlâ Cenab-ı Hakk'ın kendi zatullahının bulunduğu alan değil. Çünkü eğer öyle bir şey olmuş olsaydı Cebrail aleyhisselam Miraç'ta benim yerim buraya kadar demezdi. Benim buraya kadar dediği yer Mele-i Âlâ'nın son noktası. Ondan sonra ne var? Meçhul. Ondan sonrasını gören Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun mümkün ise bu bir müteşabih olsun, bu da onun içine, eğer o içine birisini alırsa Allah alem oradan ileri doğru yolculuk yapabilecek bir kimse. O içine almazsa ancak onun gözünden görebilir. Ancak onun gözünden görebilir. Kendi gözünden, kendi kalbinden bunu anlaması ve algılaması mümkün olmayabilir bir kimse için. Ama Allah alem Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde tamamiyetle vuslat olan bir pir makamında bir kimse bu hal ile hallenecektir. Allah alem diyorum. İlla ki böyle bu noktada kesin katli bir şey söylemek mümkün değil. Herhalde öyle büyük pirler vardır muhakkak. Cenab-ı Hak öyle pirler yetiştirmiştir muhakkak. Öyle mürşidi kamiller, öyle veliler yetiştirmişlerdir. Onlar Hazreti Muhammed Mustafa'da sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde tam anlamıyla vuslata ermiş olabilirler. Onlar da vuslata erdiyse eğer Allah alem o yolculuğu belki de yapmış olabilir. Belki de o mürşidi kamillerin, o velilerin içerisinden belki de üçler, belki de beşler, belki de yediler. Ama Allah alem üçler kesin yapmıştır bunu. Yapıyordur da belki de. Ondan sonrasının normalde sırrı belki de o zamanın kutbundadır. Ondan sonrasının sırrı. Burası mahrem yerler Allah alem. Çünkü Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buradan bir şey konuşmamış sağlığında. Bundan sonrasıyla alakalı bir kelam yok çünkü. Burada bırakmış Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. O yüzden Mele-i Âlâ'da anması, eğer Allah-u Alem Cebrail aleyhisselamın son makamına kadar gelebildiği yere kadar mıdır?
Meleği alada anması, o meleği alanın o böyle bir melekler zümresinin varlığı böyle bir piramide benzetsek, tepesindeki melekler desek ve o melekler aleminde anması demek meleği alada bütün aşağı doğru, piramidin aşağısına kadar bütün meleklere o bütün cemaatin içerisinde zikredenle alakalı bir sır mı verilir, bir işaret mi verilir? Bunların hepsi de müteşabih. Bunlarla alakalı bir şeyler okuduğunuzda, bir şeyler dinlediğinizde itiraz etmeyin. Müteşabihtir. Halle alakalıdır. Halle alakalı olan şeylerde iddia olmaz. Halle alakalı şeylerde ısrar olmaz. Halle alakalı şeylerin bu manada Kur'an ve sünnetten ciddi bir şekilde ölçüsü olmaz. Çünkü müteşabih bunlar. Bunların bu noktadaki gerçeği Allah'a malum. Ya işte Cenab-ı Hak bu kendisine malum olan şeyleri malum etmemiş mi başkalarına? O gün için malum o da. 20 yıl sonra onun malumatı değişebilir. Hali değişebilir. Zannına göre bir açılım gerçek midir yani? Kulun zannına göre Allah onun zannına göre o kaderi bina eder mi? Ben kulumun zannı üzereyim diyor Cenab-ı Hak. Yani o halini, onun halinin üzerine Allah adetin zannını nakiş eder mi? Bu hepsi de müteşabih bunlar. Kulun zannına göre şekil değiştirir mi? Tabiri caizse yani. Hepsi de müteşabih. Mümkün değil diyemeyiz. Mümkün de demeyiz, mümkün değil de demeyiz. Müteşabih. Ben kulumun zannı üzereyim demiş. Cenab-ı Hak bu kim, o kimse bu sefer. Tabi Allah bunu kendisi üzerine söylüyor. Ama bir kimse fiiliyatlar noktasında da, düşüncesinde de, fikriyatında da Cenab-ı Hak onun zannı üzerinedir. Siz iyilik, hüsn-i zan beslerseniz iyilik noktasında Cenab-ı Hak size iyilik yaratır. Siz kötülük düşünürseniz önünüzde kötülük bulursunuz. O zaman kulun bir veçesi Allah'a, yani Allah'ın yaratmasıyla eşdeğer mi olur? Etkiler. Yani. Etkiler. Bu noktada etkilenmez demez. Fiiliyatın üzerinde iki tecelliyat, iki kuvve vardır. Birisi kulun kesbetmesi, istemesidir. Sonuçta yaratılan her fiiliyatın üzerinde kulun bir etkisi vardır. İmam Maturidi der ki o kulun etkisi kesbetmek, istemekle alakalıdır. Kul bir şeyi ister. Bir şeyi isteyince o istediği şey makul ve malum dairede ise Cenab-ı Hak onu yaratır. Burada her kulun makulü ve malumu da aynı değildir. Her kulun makulü ve malumunun aynı olmaması o kulun kendi maneviyatıyla, kendi dairesiyle, kendisini yetiştirmesiyle alakalıdır. Kul kendisini kıymetlendirdiyse Cenab-ı Hak ona 5 milyar adet melek görevlendirilebilir. O kulun gücüyle 3 milyar melek görevlendirilmiş kulun gücü aynı olmaz. Bunlar o kulun istidadıyla kendisini yetiştirmesiyle alakalıdır. O yüzden her kulun makulu, malumu farklıdır. Bu Allah adına adaletsizlik değildir. Kim bana bir adım gelirse ben ona 10 adım gelirim. O kulun Allah'a yakınlığıyla alakalıdır. Kul ona bir adım gitmesini biz kendimizce ne olduğunu biliyoruz. Farzları yerine getirmesi. Kim bana 10 adım gelirse ben ona 100 adım giderim. 10 adımı o kulun nafilelerle alakalısı. Kim bana 100 adım gelirse ben ona koşarım. Bu da kulun Allah'ı sevmesidir.
kul ona 100 adım gider. Bu Allah'ın, bu kulun Allah'ı sevmesidir. Cenab-ı Hak da der ki bana 100 adım gelene ben koşarım. Cenab-ı Hak insan gibi burada normalde adım hesabı yapar. Allah'ın bu manada insan gibi adımı yoktur. Yine müteşabihtir bunlar. Ama kulun, Allah'ın bir kula 10 adım gelmesi nedir? Biz bunu normalde müteşabih bir meseleyi şu şöyledir deyip de atı bir yere bağlamak gibi bağlayamayız. Ama Allah'ın 10 adım geldiği kul ile Allah'ın 100 adım geldiği kulun makulu ve malumu aynı olmayacaktır. Allah'ın ben koşarım dediği kul ile 100 adım gelirim dediği kulun arasında makuliyet ve malumiyet noktasında aynı kategori olmayacaktır. Aynı olması mümkün değildir. Burada Allah'ta adaletsizlik söz konusu değildir. Kim zerrece hayır yaparsa hayrı karşılıksız kalmaz. Kim zerrece şer işlerse şerri cezasız kalmaz. Hükmü. Kim Cenab-ı Hakk'ın affı, mağfireti, rahmeti, gazabını sarmıştır. Allah 1'e 700 verir. 1'e 10 verir. 1'e 100 verir. 1'e 1000 verir. Bu keyfiyetiyle alakalıdır. Kemiyetiyle, sayısal değildir bu. Keyfiyettir. Bu Allah'ın keyfiyetidir. Bu kimse oturup da kuru kuru ben Allah'ın bana oturduğum yerde 5 milyar sevap vereceğini zannediyorum demesi de o kulu aldatır yalnız. Allah kulunun zannı gibidir. İyi oturalım namazı, abdesti, orucu terk edelim. Allah bizi cennetine koyar diyelim. Öyle zannediyoruz diyelim. Koyar diye düşünen varsa öyle yapabilir. Yol açık. Emri var çünkü. Buradaki zannı doğru yerde kullanmak lazım. Bu Budist de kalkıp zannediyorum ki ben de cennete girerim. Ya Muhammed Mustafa'ya tabi olmamıza gerek yok. Madem ki Cenab-ı Hak kulun zannı üzerine deyip oturabilir o zaman. Veyahut da bir başkası da gelip ya zannediyorum ki Cenab-ı Hak bütün insanları cennetine koyar. O yüzden iman etmeye de gerek yok. Kulun zannı üzerine o derse ipin ucunu kaçırırız. Beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor burası. Bir kimse böyle bir kendine hayat tarzı seçebilir. Onun yolu. Benim yolum değil. Bu benim değil. Ben çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden böyle bir öğretim ve eğitim almadım. O kulun zannına göredir. Yan gel Osman bir dönüm bostan demedi. Bilmiyorsa. Zannı nereden biliyor? Zan. Bunu soracağım şimdi. Bununla mı alakalı olacak? Şimdi Allah, ben bunu daha evvel de farklı bir şekilde sormuştum ama yeni cevabınızı merak ettim. Allah şah damarından insana daha yakındır. Bunu Miraç'taki yakınlıkla da bahsetmiştik. Peki Allah insana çok yakın ise biz sufi olarak neden yakınlaşmaya çalışıyoruz? Acaba hani bizim gözlerimizle kör, yakını görmediğimizden kendimizi mi cilalıyoruz, parlatıyoruz? Yoksa Allah'ın bize bir uzaklığı mı söz konusu? Ama Allah diyor ki ben yakınım. O zaman bizdeki bu yakınlığın, bizdeki bu yakınlaşma hevesi nereden geliyor? Nedir bu baba? Çah damarından yakın olması ilmel yakin olarak yakın olması. Allah her şeye yakın. Her şeye yakın ol.
duvara da yakın, taşa da yakın, bu çeliğe de yakın, bu elektriğe de yakın, sana da yakın, bana da yakın, kulağımız da yakın. Yakınlıkta bir sıkıntı yok. O yakın, o yakın. Onda bir dert yok. Bizim idrakımız mı yakındır? Biz yakın değiliz. Bizim uğraşımız bu yani. Kendimizi yakınlaştırabiliriz. Yani bizim içimizdeki pis bir şeyleri mi temizliyoruz? Nasıl? Ayet-i Kerime'de iman edenler. Ondan sonra ittika mı diyor? İttika. Takvaya ermeye çalışanlar. Yaklaşmaya vesile arayanlar. Kurtuluşa erenler için şey yapıyor. Dört. Yine basamak var orada. İman etmek, takvaya sarılmak, yani takva ehli olmak, yaklaşmaya vesile aramak. Kurtuluşa erenlerle alakalı söylüyorum. O zaman normalde bir kim Allah'ın yakınlığından bir sıkıntı yok, o her şeye yakındır. Ama bizim ona yakınlığımızın yolu iman etmekten, takvaya sarılmaktan ve yaklaşmak için vesile aramaktan geçiyor. Zanla değil. Çok özür dilerim. Bir soru daha soracağım. Şimdi kutsi hadislerden okuduğum kadarıyla kulun bir tanesi Allah'a şükrediyor. Allah'a şükrederken sanırım bu peygamberlerden bir tanesi Allah'a şükrederken diyor ki Allah'ım diyor benim şükretmemi de bu noktada bana nasip eden sensin. O yüzden ben şükrümün hakkını ödeyemem. Bunu Davud. Bu Davud Aleyhisselam'a bunu deyince işte şimdi kul oldum diyor. İşte şimdi şükreden, hamd eden bir kul oldum. Şükreden. Biz de farz isteklerimize, farzı uygulayacağız, Allah'a yakınlaşacağız. Ama içimize doğan farz isteklerine, dinsel ve Müslümansal, müminsel isteklerin kaynağı Allah değil midir? O zaman biraz kaderiyeye girmiyor mu bu? Sadece Davut'un idraki açılıyor. Yani o idrak isteğini koyan da Allah değil midir? Herkes de var o idrak. Açamadıysa o kimse. Mesela onun şükretme isteğini içine koyan veya farz yapma isteğini içine koyan da Allah değil midir? En temelinde. Herkes de var. O zaman onu nasıl ayırabiliriz ki? Bir lütuf olarak değerlendirip Allah'ın adaletini sorgulamaya mı yol açabilir? Neden? Bir adım gitmiş, ona da on adım gelmiş. Onun bir adım gitmesi sebebiyle mi Allah onu lütfediyor? Evet. Temelde bir adım gitmek var. Gitmesi var. Onun bir adım gitmesine de sebep Allah değil mi? Onun bir adım gitmesine yani de bir adım git sufiler, sufiler kendilerince bir adımın da sebebini Allah'a bağlarlar kendilerince ama. Kendi nefislerini göstermemek için. Sufi terbiyesi. Bunu nasıl ayıracağız bu hocam? Adem'in sünneti. Şimdi bunu dilde ayırabiliyoruz ama. Bu Adem Aleyhisselam'ın sünneti. Hataları ve kusurları ve yanlışlıkları kendi üzerine iyilikleri ve güzellikleri Allah'ın üzerine atfetmek. Bunu önce dille söyleyip mi kalbimizi bununla pekiştireceğiz? Her şeyimizi de pekiştireceğiz. Kendimizi öyle göreceğiz. Sıfırdan başlayanlar için nasıl bir yol söylüyorsunuz? Ben bunu hani Allah'a bir adım yaklaşacaklar, farzları yerine getirecekler, nafilelerle Allah'a yaklaşacaklar ve Allah'ı sevecekler. Ama diyeceğiz ki Allah'ın bu içimize farz isteğini koyan da sensin diyeceğiz. Allah o Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine hamd etmek. Sen de şükrettin diyecekler. Evet. O zaman yine bizim fiilimiz boşa çıkmış olacak. Fiilin zaten boşta değil mi? O zaman boşta değilse fiilde sadece kesb var. Birisi de çıkıp Allah niye bana ikram etmedi diyemez mi? Vermiş, ikram etmiş ona da. Onda böyle bir hal gözükmüyor. Ama o içindeki çekirdeği büyütmemiş. Aramamış vesile. Şunu diyemez yani. O çekirdeği büyütme isteğini bana vermedin diyemez. Diyemez. Herkese vermiş o. Cenab-ı Hak ruhları yarattı. Hepsine dedi ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepsi de dedi ki evet sen bizim Rabbimizsin. Herkes çekirdeğini aldı. Çipi yuttu. Peki
Fedeke elestiki ve rabbiki. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün ruhlar da dediler ki bella, evet sen bizim Rabbimizsin. Herkesten çipi yuttu. Bir farkımız yok hiç kimseden, peygamberler hariç. Hepimizde aynı çip var. Kimisi Allah'a bir adım gidiyor, kimisi beş adım gidiyor, kimisi on adım gidiyor, kimisi on beş adım gidiyor. Bu herkesin kendince gayreti. Kendince gayret. O gayreti de sufiler diyorlar ki bu gayret de sende. Bu yok hayır. Gayreti ediyor. Diyor ki bu gayret de sende. Kaderiyeciler ise varsa kaderimde gayret ederim diye oturuyor. Ben evde otursaydım evde oturdum. Evde oturup şunu diyecektim. Varsa kaderimde derse gitmek giderim. O zaman kaderiyecilerle sufileri ayıran fiil mi oluyor? Fiil. Çalışmak oluyor. Evet. Evet. Sadece çalışmak oluyor yani. Evet. Çok ibadet değil, din değil, namaz değil, oruç değil. Hayır yok hayır. Bunların da hepsinde de bir adım atmak var. Çalışmak. Evet. Gayret etmek. İman edip, Allah'tan korkup, yaklaşmak için vesile aramak. Vazifemiz bu. Kaderiyeci bunları yapmadan oturuyor. Diyor ki, bana verdiyse bunların hepsi de olacaktır diyor. Oturuyor orada. Cebriyeci diyor ki, bana verdiyse diyor, ben yaparım. Vermediyse yapmam. Yaptı bir şeyi, bana yazmış da yaptım diyor. Kötülüğü de aynı şekilde yazıyor. Sufi de diyor ki benim bir adım gitmem lazım. Bir adım gidiyor. Ya Rabbi sana hamdü sena ediyorum. Bana bir adım gitmeyi lütfettir diyor. Bu da Sufi'nin terbiyesi. Allah. Allah biz Allah'ı zat olarak kendi zatımızda zikrettiğimiz zaman Allah da diyor ki ben size kendi zatımda zikrederim. Sohbetin okumuş olduğunuz hadis-i şerif Allah'ın herhangi bir yer bir mekan, bir zaman zatından ayrı düşünemeyeceğimize göre o zaman her zerre bu hususta bizim ismimizi mi zikrediyor? Eğer ki velev ki böyleyse o zaman Allah'ın toplulukta artması ne demek oluyor? Zaten Allah varlık zaman, Allah'ın zatı değildir. Zatından ayrılır mı? Varlık Allah'ın zatı değildir. Mesela ayıramadık ama ben hani varlığı aldım. Sen ayıramamışsın. Zaten ben tıkandığım için soruyorum. Hani varlık normalde Allah'ın zatı değildir. Varlık komple Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecelliyat yeridir. Ayrı düşünülebilir mi? Aynı düşünülemez. Ama ayrı da düşünülemez. Ben ayrı düşünülmez demiyorum. Aynı düşünülemez diyorum. Ama şöyle de bir şey var. Allah bir kulu severse meleklerinin kalbine söyler, melekler de müminlerin kalbine söyler. Söyler. Bu varlık aleminde tecelli ediyor. Eder. Allah'ın zikretmesi de o zaman bütün mümin kulların kalbinde o kulun isminin zikredilmesi anlamına gelir mi? Gelebilir. O zaman müteşabih. Toplu zikir nerede ayrılıyor burada? O zaman toplu zikir nasıl ayrılıyor burada? O toplu zikrullah'ta da diyor ki kim beni cemaat içinde anarsa ben de daha âlâ bir melaikeler cemaatin içerisinde onları anarım diyor. Ama zaten zatta zikirde çok büyük. Sen zatıyla vücudu birleştirdiğinden, varlığı birleştirdiğinden öyle görüyorsun. Cenab-ı Hak orada ince bir perdede ayırıyor. Ben onları ayıramıyorum. Bana anlatayım. Allah ayırıyor. Allah şuradan ayırıyor. Eğer bir kul diyor beni kendi nefsinde anarsa ben de onu kendi nefsimde anarım. Zatımda demiyor hadis-i kutsi'de. Kendimde anarım. Bir yerde de kendi nefsimde anarım diyor. Allah'ın nefsinin ne olduğunu bilemiyoruz. Veya kendinde andı. Hiç önemli değil. Tenzih ettiğimiz Allah o mu? Tenzih de ederiz, teşbih de ederiz. O mesele değil. Cenab-ı Hak kendisi ayırıyor burada.
Eğer kulum beni cemaat içinde anlarsa ben de onu diyor bir daha hayırlı bir cemaat içerisinde anlarım. Cenab-ı Hakk'ın burada kendi zatı ile varlık aleminin arasına ince bir perde koyuyor. Benim anladığım bu. Ve bütün varlık onun sonsuz sıfatlarının tecelligahı. Ama varlık hiçbir zaman zatı değil. Hiçbir zaman zatı değil. Bu temel öğreti. Bunun altını çiz. Bu sana, herkese. Varlık tamamiyetle onun sonsuz sıfatlarının tecelligahı. Varlığı ne kadar tanıyabiliyorsak o kadar sıfatlarının tecelligahını tanıyabiliyoruz. Sıfatlarının tecelligahını. Zatı her türlü fikriyattan ve düşünceden münezzeh. Daha zaten tayinsizliğe gelmedik daha. Daha tayinsizliğe gelmedik. Buradan şunu da koyayım. Biz çünkü normalde Allah ismi şerifinin ne manaya geldiğini biliyoruz. Cenab-ı Hak Allah ismi şerifinin ne manaya geldiğini biliyoruz biz. Öyle bildiğimiz için normalde burada tayinsizlik yok. Allah ismi şerifinin ne manaya geldiğini Cenab-ı Hak zuhura çıkarmış. Sıfatlarının ne manaya geldiğini tecelligah olarak zuhura çıkarmış. Varlıkta mı? Varlıkta. O zaman varlığın üzerinde Allah'ın sıfatsal noktadaki bütün bilinen bilinmeyen sıfatları tecelli ediyor her daim. Biz o zaman varlığa bakaraktan Allah'ın ne olduğunun üzerinde teşbih edebiliriz. Ve her teşbihin sonunda tenzih ederiz. Yanılırız burada deriz. Bu varlığın üzerinde. Varlıkla Allah'ın zatullahını eş değerde tutanlar hep sapıtırlar. Yanlışa giderler. Orada ince bir perde var. Varlığın tamamiyeti zatullah değildir. Hatta belki de Allah-u Alem varlığın başlangıcı vardır. Varlığın başlangıcı varsa zatullahın başlangıcı yoktur. Varlığın başlangıcı vardır ama. O yüzden varlık hiçbir zaman zatullah değildir. Arabi böyle düşünmez, Arabiciler böyle düşünür. Arabi böyle düşünmez. Asla Arabi'nin hiçbir tarafında zatın varlığın içine hapsolduğunu görmezsin. Varlığın sınırı vardır çünkü. Başlangıcı vardır varlığın. Bir şeyin başlangıcı varsa onun sınırı vardır. Nereye kadar giderseniz gidin onun sınırı vardır. Vardır. Varlık sonsuz değildir bu noktada. Var edilen şey sonsuz değildir. Sonsuzluğa gidiyordu ama sonsuz değildir. Sonsuzluğa gitmekle sonsuzluk ayrı meseledir. Burada yanılır bütün ehli sufinin büyük bir çoğunluğu. Arabicilerin de yanıldıkları yerler burasıdır. Allah alem. Varlık bütün her şeyden münezzehtir çünkü. Özür dilerim. Allah'ın zatullahı bütün her şeyden münezzehtir. Varlık münezzeh değildir. Yaratılmıştır çünkü. O yüzden zat hiçbir zaman varlık zat olamaz. Hiçbir zaman olamaz. Tekrar söylüyorum, hiçbir zaman olamaz. Varlık bu noktada Allah'ın zatullahı akla, hayale, normalde hale, bilgiye, idrake sığacak bir şey değildir. Ama Şemsettin Tebrizi o genci gördüğünde dedi ki bir gececik payım mı kaldı? Allah dedi öldüm. Orada onu görmedim. O normalde sıfatının tecelliyesini görür herkes. Zatını görmedi. Zatını görmedi yok. Musa'ya dedi ki ya Musa bak oraya dağ tecelli edeceğim dedi.
Dağa olan tecelliyatının ne manada olduğunu, nasıl olduğunu bilmiyoruz. Musa ve yanındaki havanilerin hepsi de bayıldı. Bilmiyoruz. Dağ tecelliyatının ne olduğunu dahi bilemiyoruz. Örneğin. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Yani bilinmiyor. Bilinse de bilinmiyor. Her tecelliyatta farklı bir tecelliyat çıkıyor. Orada da farklı tecelliyatlar var. Orada da bir tane tecelliyat yok. Bunun sırrı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de. Miraç'ta. Çok özür dileyerek bir sorudan sordum babacığım. Peki büyük veliler Hazreti Mevlana, Yunus Emre gibi devamlı Cemalullah'tan bahsediyorlar. Bu Cemalullah da bir tecelli mi? Yoksa Cemal ismi şerifinin tecelliyatı. Cemalullah Allah'ın cemali demek. Cemal ismi şerifinin tecelliyatı. Her yerde Cemal ismi şerifinin tecelliyatını görmek mümkündür. Ama buna karşı çok büyük bir özlemleri var. Olur. Mesela en üst idrak, ondan sonra mesela göremedim. Cemalullah'ı göreyim öleyim diye bir idrak algıları var. Halbuki Cemalullah'ı görse yaşar. Ondan ötesi var mı? Ben olmaz mesela... mı? Ondan ötesi yok diye bir şey yok. Varlığın sonu sınırsızdır. Sonsuzdur. Başı sonundur. Başlangıcı var. Sonsuzluğa doğru gidiyor olabilir dedim. Her şeyin bir ötesi vardır. Sufilikte buraya kadardır diyenler oraya kadar gidenlerdir. Herkes buraya kadar deme hakkına sahiptir, kendisinindir. Oraya kadar değildir hiçbir şey. İnsanoğlu böyle bir idraka sahip midir? Açarsa idrakini sahiptir. O da kendi çalışmasıyla. Gayretiyle, koşmasıyla alakalı. Otursak şimdi Mustafa Koç'a desek ki yeter bu kadar zenginliğin, koşma desek koşmaz, öyle değil mi? Ama o daha da fazla zengin olmak istiyorsa daha da fazla zenginlik var mı? Var. Dünyevi bir işte var da uhreviyatta neden olmasın? Eğer Mustafa Koç kendini fukara görürse daha da zenginleşmek için daha fazla çalışacak. Bu kendini fukara görmekle alakalı. Kendisini fukara görenler hep koşacaklar. Kendisinde bir varlık gören de oturacak. Bu da sufi terbiyesi. Evet, kul kendinde anarsa Cenab-ı Hak onu meleklerin arasında anacak. Başka bir hadis-i kutsi diyor ki ben de onu kendimde anarım. O kendimde anırım hadisi kutsin, belki de hadisi kutsi olarak açılımıdır, tefsiri olabilir. Kendinde aramasının melekler, kendinde anmasının meleklerde anması olarak. Allah alem. Hepsi de mümkün. Kul beni bir cemaat içerisinde anarsa, meleği alada anar. Bugünkü hadisi kutsi buydu, sonradan gelenler var. Zikirle alakalı. O zaman biz kendimizde anarsak onu, bir meleği alada bizi anacak. Pardon, meleklerin içerisinde anacak. Ama cemaat içinde anarsak meleği alada anacak. Daha üst seviyedeki kutsal meleklerin arasında anacak bizi. Buradaki anışı tecelliyat olarak nedir? Tam bir yere bağlamak mümkün değil. Zaten sufiliğin böyle kendi içerisinde gizemli olması, sufiliğin kendi içerisindeki böyle sırlı olması, sufiliğin kendi içerisinde biraz egzotik olmasının
yerleri buralar. Bunu normalde bir kimse normal bir akılla bunu sözün başında söylediğim gibi işte rahmet, bereket, lütuf, ikram, af olarak algılayabilir bunları. Bunlar az şeyler mi? Değil. Bunlar az şeyler mi? Değil. Ama ben bunlarla dahi kalmadığına inanıyorum. Bunlardan daha ileri şeyler olduğuna inanıyorum. Bir kimse kendi nefsinde Allah'ı anarsa Cenab-ı Hak ona Cenab-ı Hak melekler ordusunun onun hizmetine vereceğine inanıyorum. Ne zaman anmaya devam ettiği müddetçe anmayı kesti, o meleklerin vazifeleri bitti. Anmaya devam etti, melekler çoğalmaya başladı. Cemaat içerisinde beni anarsa meleği alada anarım. O kimse cemaat içerisinde Allah'ı zikretti. Farzları cemaatle yerine getirmenin fazileti. Cemaatle beraber yaşamanın fazileti. Burada çıkıyor. O da diyor ki ben meleği alada onu anarım. O zaman seni bir üst kategoriye çıkardı. Seni bir üst seviyeye çıkardı. Normal meleklerin üstündeki bir kategoriye çıkardı. Nereye çıkardı? Meleği alada anarım. Allah alem belki de andığı ruhu bir kim onu anıyor ya, aldığı ruhunu meleği alanın içerisinde dolaştırmaya başladı. O meleği alaya o ruhu tanıttı. Üstüne çıkardı. Ama kendi nefsinde andı, normal melekler onu andı. Bunda bizde her daim vazifeli olan melekler var. Her daim bizde vazifeli meleklerin adedini arttırdı. Vazifeli bizde melekler var. Bu herkes de bu noktada kendi fıtratına göre adaletle verilmiş. Ruhlar aleminde daha yaratılırken verilmiş. Adem'i yarattığında verilmiş. Ve melekler insanlara secde etmiş. Adem'e secde etmiş. Bizim de meleklerimiz bize secde etti. Ne kadar bizde melek var ise vazifeli. 300 bin midir? 3 milyon mudur? 3 milyar mıdır? Ne kadar hücremiz varsa doktor, kaç milyon hücre var bizde? 10 üzeri 23 katrilyonla çarpma diyebiliriz. En az şu anda. Katrilyonun katrilyonu ile çarpılabilir. Örneğin bizde katrilyonun katrilyonu ile çarpılabilir mi? Melek adedi var. Bu biz yaratıldığımızda bizim meleklerimiz bize secde etti. Bu normalde bütün insanlara secde etti. Kafirinin de putperestinin de Budistine de hepsine de secde etti. Hiçbir sıkıntı yok. Bu melekler insana secde ettiler. Emrindeler. Karaciğerin çalışmasını sağlayan ne kadar melek varsa, akciğerin çalışmasını sağlayan ne kadar melek varsa, ne bileyim işte kalbin, damarların, böbreklerin, yüreklerin hepsinde çalışmasını sağlayan ne kadar melek varsa hepsi de bize bunları secde etti. Bizim emrimize amade verildi. Bu tamam. Bunda bir sıkıntı yok. Ama kul Allah'a yaklaşmada vesile arayıp yaklaştıkça Cenab-ı Hak da ona yaklaş. Cenab-ı Hak'ın normalde ona 10 adım gelmesi o zaman farklı bir şey doğurdu ortaya. Bir kimsenin Allah'ı zikretmesi kendi nefsinde onun da meleklerin içinde anması farklı bir şey doğurdu. Burada farklılıklar var. Zikrullah esnasında bu farklılıkları tefekkür edin. Zikrullah esnasında kendinizi zikre verin. Kafanızda, aklınızda, fikrinizde herhangi bir şey kalmasın.
Ve sadece burada la ilahe illallah derken lafızda kalmayın. Lafızda kalmayın. Zikrullah bütün her şeyinize yerleşsin. Ve bilin ki zikrullahı bu manada, eğer ki maddi manevi, içsel ve dışsal yaparsanız Allah alem siz kalmayacaksınız orta yerde. Bir benliğiniz de kalmayacak. O zaman belki de daha farklı şeyler tecelli edecek. Daha farklı bir hal zuhur edecek. O yüzden evet biz cemaatle zikrullah edeceğiz şimdi. Biz şimdi cemaatle zikrullah ederken o zaman bilelim ki bizi mele-i alada ancak. Kendi kendimize tefekkür etsek, desek ki mele-i alada bizi anışı nasıldır acaba diye. Farklı bir pencere olmayacak mı? Bizim emrimize amade edilmesi. Görme hususiyetini, hassasını sağlayan meleklerin görmemizi sağlaması gibi. Emrimize amade. Bizim vücudumuzun çalışmasına, bizim maddi manevi her şeyimizin çalışmasına amade olması gibi. Allah'ım. Karar vermekle ilgili çok büyük sıkıntılarım var. Bir konu üzerinde bağımsız olarak karar alamıyorum. Bunu nasıl aşarım? Karar vermek gerçekten önemli bir mesele. Hatta karar verirken doğru isabet ettirmek bu daha da önemli bir mesele. Bununla alakalı böyle vesvese edenler genelde doğruların üzerinde şüpheleri olan insanlardır. Eğer insanlar kendi dairelerinde kendilerince kendi doğrularını tespit etmesi veyahut da önüne gelen bir meselenin kendince o doğruyu tespit edemiyorsa problem yaşarlar. Normalde eğer bu noktada karar vermekte sıkıntı yaşayan insanlar bir doğrunun üzerinde veyahut da kendi bildikleri doğrularının üzerinde kendilerince bu konuda tam bir ihlas, samimiyetle o doğrusunu tespit edemeyen insanlardır. Bir, bilmediğindendir. Açar okur bakar ya da gider sorar. Doğruyu öğrenince o doğrunun üzerine karar verir. Böylece o kimse doğruların üzerinde karar verebilme yeteneğine sahip olur. Eğer ki bir kimse doğru bildiğinin üzerinde dahi kendince şüphe ediyorsa şeytan ona vesvese veriyor. O yüzden bu noktada o kimsenin yapacak olduğu şey katli, kesinleşmiş, üzerinde şek şüphe olmayan doğruları kabul edip onları icra etmektir. Eğer kendisiyle alakalı olup, işte kendi özel hayatıyla veya kendi özel konumuyla alakalıysa, kendisini tanımlamakta güçlük çektiğinden dolayı onun üzerine karar veremiyordur. O yüzden bu noktada da dışarıdan yardım alabilir. Bu noktada kendi doğrusunu bulabilmek için İşte kendince hani siz bir problem yaşadığınızda eşler arasında böyle bir hüküm vardır ya, akil bir kimseye danışınız der. Bir kimse de kendi üzerinde bir böyle bir işin içinden çıkamadığı karmaşık bir durumu varsa akil bir kimseye danışabilir. Müttaki nedir? Kim denilir Allah razı olsun? Müttaki Allah'a itaat eden, Allah'la irtibatında samimi olan, Cenab-ı Hakk'a iman etmiş, o yolda yürüyen insanlara müttaki denir. Allah'ın kulunu sevmesini bilmesi nedir? Allah kulunu sevmesindeki yükselmeler ve alçalmalar nasıl olur? Allah'ın kulunu ne kadar seveceğini bilmesi ezelden belli midir? Yoksa bu sevgi tamamen kulun zannına mı bağlıdır? Allah'ın kulunu sevmesini bilmesi diye bir şey yoktur.
Allah bilendir zaten. Allah ezeli ve ebedi her şeyi bilir. O yüzden Cenab-ı Hak bir kulunu ne kadar sevip sevmeyeceğini bilir. O bilgisi meçhul değildir. Burada Allah'ın kulunu sevmesindeki yükselmeler ve alçalmalar kulun kendisine göredir. Kul Allah'ı sevmekte ne kadar yükseliyorsa Allah'ın ona olan sevgisi o kadar bu noktada yüksek olduğunu görür. Ne kadar kul sevgisini aşağı çekiyorsa da Allah kulunu o kadar da aşağıdan sever. Böyle, böyle kendi kendinize şunu düşünmeyin. Çünkü hadis-i kutside senin Allah'ın seni ne kadar sevdiğini merak ediyorsan, düşünüyorsan senin Allah'ı ne kadar sevdiğine bak der hadis-i kutside. Sen ne kadar Allah'ı seviyorsan Allah da seni o kadar sever. Kim Allah'a kavuşmayı arzularsa Allah da ona kavuşmayı arzular. Hadis-i kutsi devam eder. Kim Allah'a kavuşmayı arzulamazsa Allah da ona kavuşmayı arzulamaz. Burada kulun kendi cüz iradesi vardır. O yüzden Allah'ın kulunu sevmesi, Allah'ın kulunu sevmesi hususi manada kulun Allah'ı ne kadar sevdiğiyle irtibatlıdır. Kul Allah'ı ne kadar severse Allah onu misliyle sever. Bu eyvallah. O yüzden kendimize bakacak. Kadın küçük bir evde oturuyorsa eşinden büyük bir ev talep etme hakkı var mıdır? Bu nikahta söz konusu olur. Kadın nikahlanırken eşi ona hangi evi standart olarak söylediyse kadın onun haricinde bir şey isteyemez kocasından. Mesela kadın evlenirken erkek dedi ki ben kirada duruyorum, kirada oturacağız. Benden bunun üzerinden bir şey isteme dediğinde kadının ondan ev istemeye dahi hakkı yoktur. Erkek dedi ki çaylarınız için, erkek dedi ki bu esnada kendince dedi ki ya ben iki oda bir salonda oturuyorum, hayatım benim bu. Kadının onun üzerinde fazla bir şey istemeye hakkı yoktur. Söylediklerim Hanefi'ye göre. Hiçbir şey konuşulmadı. Erkeğin hayat standardına tabi olmakla mükelleftir. Kadın üstünü istemeye hakkı yoktur. Bunlar nikahta özel hukuktur. Kadınlar nikahlanırlarken, kızlar nikahlanırlarken bu özel hukuk istenirse özel hukuka riayet edilir. Eğer böyle bir özel hukuk yok ise kadın erkeğin hayat standardını kabul etmiş olur ki erkeğin hayat standardı neyse o tecelli eder. Onun üstü başka bir şey olmaz. Eşim Hanefi mezhebinden, ben ise Şafii mezhebindenim. Hanefi mezhebine geçmemde bir mahsur var mıdır ve nasıl geçebilirim? Mezhep değiştirebilir bir kimse, bunda bir mahsur yoktur. Niyet eder, iki rekat namaz kılar. Ya Rabbi bundan sonra ben Hanefi mezhebine göre hayatımı yaşayacağım der, meselesi biter. Takket takmak sünnet midir? Başı örtmek sünnettir. Başı örtmek. Burada takke takmak değildir. Başı örtmektir. Ama başın normalde takke takmak, takkemsi şeyler takmak Türklerin Orta Asya'dan itibaren kendi ırklarının bir alametidir. Başı örtmek sünnetle bağdaştırınca Türkler bunu zaman için evrimleşmiş, işte şimdi kafamızdaki takkeler böyle olmuş. Zaman içerisinde evrimleşmesi de Osmanlı'nın batılılaşma sevdasındandır. Türkler ta Orta Asya'dan itibaren başlarını böyle börtle veyahut da böyle bir hayvanların derilerinden yapılmış, ondan sonra değişik şeylerle örterler. Sonradan keçeyle örtmeye başlarlar.
keçeyle örterler. Ama ilk başlangıcı hayvanların derisinin tersidir. Hayvanların yani yünü koyun, bilhassa koyundan, koyunun içi yünlü tarafı başa gelir, içe, deri tarafı dışa gelir. Deri tarafı dışarıdadır, yağmurdan korur, kardan korur, soğuktan korur. Derisi dışarıdadır. Yünlü kısmı içindedir. Yünlü kısmı içinde olunca başı sıcak tutar devamlı. Bu Türklerin Orta Asya'daki kıyafetidir. Bu sonra Anadolu'ya gelirken, Anadolu'da, Anadolu daha sıcak, daha bu noktada elverişli, keçeye döner. Deri makbulleşir. Deri makbulleşince bu sefer keçeye dönmeye başlar. Keçeden, zaten daha öncesinden de keçe işçiliği Orta Asya'dan gelmedir bize. Anadolu'dan değildir. Orta Asya'da keçeden ayakkabı yaparlar. Keçeden yelek yaparlar. Keçeden iş çamaşırı yaparlar. Keçeden. Mevlevilerin kıyafetlerinde, iç kıyafetlerinde keçe gömlekleri vardır. Keçeden. Bu sufi kıyafetidir aynı zamanda. Keçeden içeride gömlek. Neden sufi kıyafetidir? Sufinin nerede yatacağı belli değil, nerede kalkacağı belli değil. O keçeden kıyafeti giyer iç gömlek olarak, o yazın serin, kışın sıcak tutar. Aynı zamanda da insanı hiç rahat ettirmez, dalar boyuna insanın. Daladıkça da o kimse rahat, böyle deliksiz bir uyku uyuyayım diye böyle bir şeysi yoktur. Bu aynı zamanda da biz ona arakiye diyoruz ya, bu arakiye sadece Mevlevilerin bir şeyi değildir. Keçeden artık arakiyemiş gibi şeyler örtmeye başlar. Mesela kızıl keçeliler, kızıl keçe, keçesi var, kızıl keçe. Keçeden yer halıları, keçeden hatta şey ne o, keçi kılından çadırlar filan. Türklerin bu geleneksel. Ve başlarımızdaki bizim, normalde mesela şunun üzerinde bir şeysi var ya, bu Osmanlı'da bu hale gelmiş. Bunun bizdeki kültürü şeydir, arakiyedir. Arakiye. Gönlüm ister ki herkes arakiye taksın. Eski Türk geleneğidir bu. Aynı zamanda sufi geleneğidir. Bunun üzerine sarık sarmak sünnet olduğu için biz sarık sararız. Dikkat edin, başı örtmek sünnettir. Takke değil. Mesela bu başı örtmenin sünnetliği bütün dinlerde vardır. Bütün peygamberlerde vardır. Peygamberler birbirlerinin sünnetlerini takip ederler zaten. Mesela işte Museviler kipa koyar, kipa diyorlar ya başlarına. Aynı zamanda İseviler de başlarını örtüyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de başını örtmüş. Ama Bedir'le beraber sarık sarmak da sünnet olmuş. Bedir'le beraber. Bedir'den sonra sarık sarmak sünnet. Biz şimdi o zaman başı örtmekle beraber sarığı da şey yapmamız lazım. Ne o? Takmamız lazım. Şimdi başını mesela böyle örten var mı? Gayrimüslimlerden bizim örttüğümüz gibi yok. Ama küçük beyaz takkeler var ya burada duran. Bazılarında var o böyle. Sipsiviri burada duruyor. Kipa gibi duruyor. O caiz değil aslında. Onun caiz olmamasının sebebi Yahudilere benzediğinden dolayı. Onu normalde o benzeşmeden kurtaracak olan sarık. Böyle kafasında tingil tepesinde böyle tingil deyince düşecek gibi duran, böyle kipa gibi duran takke tek başına caiz değil. Mesela mümkün olursa tek takke takmayın. Muhalefet açısından. Kipaya muhalefet açısından. Burada muhalefetlik var. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Medine döneminde hep önce
Mekke'de müşriklere muhalefet eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hayatına baktığımızda Mekke müşriklere muhalefetle geçer. Mekke döneminde hep müşriklere muhalefet eder. Medine'ye hicret eder. Medine'ye hicret ettikten sonra artık zaman içerisinde Yahudilere muhalefet etmeye başlar. Zaman içerisinde İsevilere muhalefet etmeye başlar. Sonra üç tane muhalif olur. Üç muhalif hali var. Bir, müşriklere muhalefet ediyor. İki, İsevilere, üç, Musevilere muhalefet ediyor. Artık bütün her şeyini bu üç kesime muhalefet ederekten geçer. Bunları iyi ayırt etmek lazım. Mesela Mekke döneminde Hristiyan ve Yahudilere muhalefeti yoktur. Mekke dönemindeki inan ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde böyle işte tek Allah'a inanma, tek peygambere inanma. Buradaki ayet ve hadisleri Hristiyanların ve Yahudilerin üzerine yorumlamaya çalışıp da sapıklığa düşme sebepleri bunlar. Orada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadretleri din tamam olunurken bir strateji var. Cenab-ı Hak bir strateji uyguluyor peygamberinin üzerinde. Mekke'de bir tek müşrikler var. Mekke'de müşriklere yönelik strateji var. Medine-i Münevvere'de ise Hristiyanlar ve Yahudiler var. Hristiyanlar ve Yahudilere göre stratejiler var. Mesela son döneme yakın, yani Medine-i Münevvere'de son döneme yakın Yahudilere karşı şiddetli bir strateji var. İlk etapta çok şiddetli değil. Mesela işte Uhud'da, Bedir'de Yahudilerle beraber, Hristiyanlarla beraber müşriklere karşı hareket etmeler var. Ama ve lakin hem Yahudiler sırasıyla ve Hristiyanlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hainlik yapıyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hayatında her şeyi affetmek vardır. Haini affetmez Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın, hainlik affedilmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yoksa affeder hep. Sen af yolunu tut. Ayet-i kerime sabit. Af yolunu tut. Af yolunu tutar. Ama mesela hainlik yapanlar vardır. O hainlik yapanlar katledilirler. Burası bir kenara yazalım bunu. O yüzden mesela aynı gelenek Orta Asya'dan itibaren Türklerde de vardır. Türkler hainliği affetmezler. Aynı şey İslam'da da vardır. İslam da hainliği affetmez. Bakın, hainlik affolmaz hiçbir yerde. Öyle lay lay lom bir şey değil yani bu. O manada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri zaman içerisinde Medine-i Münevvere'de Hristiyanlara ve aynı zamanda da Yahudilere şiddet bir şekilde muhalefet etmeye başlar. Burada söz konusu olan muhalefet etmektir. Hristiyanlara ve Yahudilere ve müşriklere karşı. Şimdi o yüzden bazı sünnetlere bakarken biz o sünnetlerin nerede icra edildiği, nerede söylendiği ve neye karşı söylendiği ve neye karşı yapıldığına da bakmamız lazım. Buradaki ana tema şu. Ana sünnet şu. Muhalefet etmek. Muhalefet etmek. Yani birisi sizin karşınıza Yahudi veya Hristiyan bir şeyle çıktığında ona muhalefet etmektir önemli olan. O yüzden takke takmak sünnet midir? Takke sünnet değildir. Başı örtmek sünnettir. Neyle örtersen ört. Başı örtmek sünnettir. Yoksa biz takkede takılır kalırız sonra. Başı örtmek sünnettir. Sarık takmak da sünnettir. Başını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri geleneksel ve annenevi olarak, onların normalde örtüleri var ya, şimdi de Araplar örtüyorlar. Normalde ne diyorlar ona? Kefira. Ne diyorlar? Kefira mı diyor? Kefira.
Şefkiyle. Tamam. Keyle. Ben ne dedim? Sonradan dolayı sütahinciye geldim. Cefaret mefaret kefkine geldim. Evet. O normalde onu takmak mesela. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin zamanında o vardı. Onunla başını örtüyordu. Bir kimsenin hakkıdır. Ben de öyle başımı örteceğim. Hakkı. Ama buradaki kasıt başı örtmektir. Ben herhangi bir şeyle başımı örtebilirim. Eyvallah. Eyvallah. Birisinin de hakkı. Ben böyle örteceğim. Eyvallah. Mesela bizde şimdi bir kısmı şalvar diye tutturuyor ya mesela. Erkekler şalvar giyecekler diyor. Yok sünnette şalvar giy. Ama bir kimsenin işte altına uzun don giymesi sünnet. İş çamaşırı giymesi sünnet. İş çamaşırının üzerine don giymesi sünnet. Şimdi bizim bu pantolon dediğimiz şeyler sünnetin yerine geçer mi? El cevap geçer. Ama biz bunu eğer ki Hristiyanlara benzemek için giyiyorsak o zaman geçmiyor. O zaman da küfre götürüyor insan. O zaman bir kimsenin göbek deliğiyle mesela aşağıya normalde dizin bu kemik var ya, ayak kemiğinin üzerine kadar bir şeyle örtülmesi sünnet. Bunun boyuyla alakalı fetvalar var. İşte Hanefiler demişler ki bunun en az, bakın en az boyu diz kapağının altında başlayacak. Hanbeliler demişler ki bunun en az boyunu söylüyorlar. İşte baldırında bitecek. En az boyu bu. Bu en şey boyu ne? En yüksek, en aşağıda boyu ne? Bu kemiğini, kemik var ya aşağıda. Bu kemiği geçmeyecek. En uzunu da bu. Yerde sürünmesi yok mesela. Yerleri süpürerekten gitmesi kibirlilik. Kadınların mantolarının, eteklerinin, pantolonlarının yerleri süpürerekten belediyelere gerek kalmaksızın manto ve elbise kullanmaları kibirlilik. Caiz değil. Bunun gibi. İslam'da eğlence kültürü nasıldır? Bununla alakalı İslam'da eğlence vardır. Bu eğlenceyi yok etmek mümkün değildir. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri iki bayram günlerini eğlence günü olarak tayin etmiştir. O yüzden mesela bunları sınıflandıracak olursak iki bayram eğlence günüdür. Evlilikle alakalı nişan ve düğünler eğlence günüdür. Bir de kendi kavimlerin kendilerince milli günleri vardır. Onlar da eğlence günleridir. Bu biraz uzun bir sohbet. Bu kadarlıkla kifayet bulsun bu. Bunu reddetmek mümkün değil. Hadis-i şeriflerle sabit. Bir Ramazan gününde davul çalarlar. Hazreti Ömer Efendimiz onları susturmak ister. Dur ya Ömer, onlar Ramazan bayramı sabahıdır. Onlar 30 gün oruç tuttular. Bugün eğlenmeleri onların hakkıdır der. Hazreti Ömer Efendimiz'i durdurur. Hemen aklıma gelen hadis-i şerifler bu konularla alakalı. Yine bir bayram günü işte şey yaparlar, ne o? Kendilerince eğlenirler, onlara bir şey demez. Habeşlilerin kendi milli günlerinde kendi oyunlarını oynamalarına seslenmez. Derler ki bu ne? Soruyor bu ne? Diyor ki ya Resulullah, bizim milli günümüz, bugün bizim kendi bayramımız. Onların o bayramına seslenmiyor. O zaman bir, bayramlarda eğlenmek. İki, o kavmin kendi günü, bayram günü tayin ettiği kavimlerin kendi milli günleri diyelim. Onlarda eğlenmek caiz. Üç, erkek çocukların sünneti ve kız çocukların nişanı ve düğünü.
bunlarda da eğlence yapmasının yapmak sünnetin içerisinde. Bunların tabi kendince işte kaidesi, kuralı, dairesi var. Bunlar uzun sohbet. Bayanların vakit namazlarını camide kılmalarını yasaklayan bir ayet veya hadis var mıdır? Bu noktada yasaklayan bir hadis olduğu söyleniyor. İslam'ın kuvvetlendiği zamanlar bir hadis var. İşte onların evleridir mescitleri hükmünde. Ama bu İslam'ın kuvvetlenmesiyle alakalı. İslam'ın kuvvetlenmesi demek şudur. Bir beldede hukuk İslam hukuku olduysa orada İslam kuvvetlenmiştir. Eğer bir beldede, bir ülkede İslam hukuku uygulanmıyorsa orada İslam kuvvetli değildir. Bize böyle bir algı yaratıyorlar. Bizim önümüze algı koyuyorlar böyle. Algı operasyonu yapıyorlar. Sanki Müslümanlar kuvvetliymiş gibi algılıyoruz biz. Hadis-i şerif var. Biz denizin üzerinde köpük misaliyiz şu anda. İslam'ın hukuku herhangi bir yerde uygulanmıyorsa orada İslam kuvvetli değildir. Orada İslam'ın hukuku uygulanıncaya kadar Müslümanların mücadele etmeleri farzayındır. O yüzden kadınların vakit namazlarında, cuma namazlarında, bayram namazlarında evlerinde kılmaları, erkekler evlerinde kılıyor, kadınlara bir şey diyemeyiz şu anda da, erkeklerin de kadınların da topyekun çocuklarla beraber vakit namazlarını, cuma ve bayram namazlarını mescitlerde kılmaları gerekir. Hele bu zamanda mescitleri hiç kimseden yasaklamamamız gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin İslam kuvvetlenince ölümüne yakın söylemiş olduğu o hadis-i şerifi esbab-ı nüzul noktasında bugün kabul, hani hadis-i şerifi kabul ederiz de tecelliyat açısından kabul edemeyiz. Niçin? Çünkü İslam kuvvetlenmemiştir henüz. Allah'ın mescitlerinde zikrullahı yasaklayandan daha zalim kim olabilir? Ayet-i kerimesini ele alıp kadınlara, çocuklara, erkeklere mescitlerin kapısının sonuna kadar açılması ve insanlar aile boyu mümkün ise vakit namazlarını ve cumaları ve bayramları mescitlerde kılmaları gerekir. Hazreti Mevlana'nın Şems Hazretleri ile tanışması esnasında aralarında geçen sohbette Şems'in Mevlana'ya söylediği "Aradığın şeyi dünyada arayacaksın, aradığın şeyi yüreğinde bulacaksın. Okuyarak öğreneceksin, severek anlayacaksın" sözlerindeki anlam nedir? Böyle bir şey normalde karşılaştığında böyle bir diyalektik geçtiğine dair bir şey okumadım. Muhakkak okuyanlar vardır, böyle bir şey söylüyorlar. Ama Eflaki'den, ama Sultan Veled'den böyle bir şey okumadım. O yüzden onların arasındaki diyalektikle alakalı çok söz duyabilirsiniz. Herkes kendi kafasından böyle bir diyalektik oluşturup ortalığı yayıyor. Biraz da bunun üzerinden para kazanıyor. Bizim bildiğimiz şu, bayılıyor çünkü Hazreti Mevlana orada. Pardon, Hazreti Şems bayılıyor. Hazreti Mevlana dedim. Yani cevabı alınca, hani diyor ya, Hazreti Muhammed Mustafa diyor ki işte ben hakkıyla kulluk edemedim. Ama onun ümmeti Beyaz-ı Bestam'ı var mı benden daha şanı yüce? Hangisi büyük bunlardan birisi deyince Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bineğinden iniyor. Diyor ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri derya gibiydi. İçtikçe içti, içtikçe içti, yok mu daha dedi diyor. Ama Beyaz-ı Bestam'ı diyor onun ümmetindendi. Bir kadeh içti, sarhoş oldu. Var mı bana yan bakan dedi diyor. Var mı bana şanı yüce dedi diyor. O diyor bir kadehle sarhoş oldu. Bu cevap alınca Allah diyor Hazreti Şems bayılıyor. Ondan sonra onu
mecburiyetten onu dergaha götürüyorlar. Baygın adam orada bırakamazlar. Onu alıp götürüyorlar. Bizim bildiğimiz, benim bildiğim diyalektik bu. Kim 40 gün Allah için ihlasla amel ederse kalbinden diline doğru hikmet pınarları fışkırır. Hadis-i şerif. Avarifül Marif'te halvet bahsinde geçen hadis-i şerifin tecellisi kişinin halvet etmesiyle mi olur? 40 günün hikmeti nedir? Halvetin adabı, erkanı nasıl olur? Evet, bu böyle sufilere bir 40 günlük halvetin de burada şeyi çıkar. Fetvası çıkar. Sufiler, bir kısım sufiler bilhassa halvette kalmak isteyen, sonradan halvetiye demişler ya onlara. Halvetiye ismi de buradan kalır. Halvetiye dergahında girecek olan kimseleri ilk önce 40 gün halvete katarlarmış. 40 gün halvette sabredebilirse ondan sonra dergaha girer. Halvetiliğin çıkış noktası budur. Halvetilik Nakşibendi ile Kadirli'nin birleştiğinden halveti oldu derler bilmediklerinden. Halvet kelimesi budur. 40 gün halvette kalır o sufi. 40 gün halvette kalır, 40 günlük halveti bitirdikten sonra dergaha kabul edilir. 40 gün halvette kalmazsa o dergaha kabul edilmez. Bu usuldür. O yüzden halvetilik denir ona. Bu 40 gün insanın, bu normalde bunun karşılığı celvettir. Karşılığının celvet olması da şudur. O halvet, onlar halvetlerini celvetliğin içerisinde yaşarlar. Halveti celvetliğin içerisinde yaşamak ne demektir? İnsanların içerisinde, halkın içerisinde yaşamaktır. İnsanların içerisinde, halkın içerisinde günlük yapman gerekenleri yaparaktan 40 gün kendini günah kebairlerden saklarsan ve 40 gün yapman gereken ibadetleri yerine getirirsen Cenab-ı Hak senin kalbinden hikmet pınarları doğurtturur, çıkarttırır. O zaman burada söz konusu olan kimsenin 40 gün sabretmesi. Bir kimsenin yiyeceğinin tesiri 40 günde çıkar. İçeceğinin tesiri 40 günde çıkar insan vücudundan. Bir şeyin tesir etmesi 40 günü bulur. 40 günü bulur. O yüzden 40 gün bütün her şeyden önemlidir. Musa aleyhisselam Tur-i Sina'da 40 gün kalmıştır. Her gittiğinde 40'ar gün kalmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri 40 gün ihlas ile amel ederse der. Hazreti Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ne halvet bir yere kapanmak değildir artık. Dikkat edin buna. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sünnetinde 40 gün bir yere kapanıp oturmak yoktur. Eski sufilerin bu noktada durdukları nokta var mı? Var. Evet. Bu fakir mesela kabul etmiyor bunu. Ben kabul etmiyorum. Benim için sufiliğe bakmak, sünnete Resulullah'tan bakmak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin en uzun itikafı 20 gündür öleceği senedir. 20 gündür öleceği senedir. Bunda da mesela bir kimse şu şerhi yapabilir. Bir itikafa girdi, itikafı tamamlayamadı. Kadınlar da, eşleri de itikafa girdi mescitte. Mescitte eşlerinin itikafa girdiğini görünce onların da çadırlarını yıktırdı, kendi çadırını da yıktırdı, itikaftan çıktı. İtikafı terk etti. İtikafı terk ettiğinden dolayı mesela buradan bir sürü şey çıkarıyorlar tabii. O sene işte şeyde Aşure'ye gelince 7 günlük itikaf yaptı. 3 gün durmuştu itikafta, kalan 10 günü 7 günü Aşure'de tamamladı. Muharrem'de. Ama aynı sene, böyle rivayetler var, aynı sene, yani senesinde, Ramazan'da hem öldüğü seneydi hem de o 10 günü iade etti diyenler de var. Çünkü bir şeye niyet edince o normalde nafile vacip olmuş oldu.
vacip, niyet etti, girdi, vacip oldu. E çıktı itikaftan, vacip, onun yerine iade etmesi lazım. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sünnetinde 10 gün. Mekke döneminde, daha henüz tebliğe başlamazdan önce, Hira Dağı'na çekildiği zamanlarda da en uzun gün 13-14 gündür, 15 gündür. Bir rivayette 16-17 gün derler. Hira Dağı'nda orada şey yapar, halvete çekilir, ibadetle meşgul olur, yiyeceğini içeceğini alır. Bazı zaman 10 günde, bazı zaman da 12 günde, bazı günde işte 7-8 günde tekrar gelir, tekrar yiyecek içecek alır, tekrar yukarı çıkar. Bu da en fazla saymışlar, Hazreti Hatice annemiz diyor ki 15-16 gün kalırdı. O yüzden normalde buradaki halvet noktasında bizim halvetimiz insanların içerisinde durup farzlara riayet edip haramlardan uzak durmaktır. Halvetimiz budur. Öyle bir kenara kapanıp bir kenarda zikrullah yapmayı dedem de yapar. Tatil o tatil. Ben onu tatil olarak yorumluyorum şimdi. Git mescide tekkeye, ondan sonra otur 10 gün. Kendi nefsim için söylüyorum, tatil. Önemli olan hani halkın içerisinde insanların eziyetlerine katlanmaktır yolumuz. Hakkınızda laf söyleyecekler, dedikodu edecekler, gıybet edecekler, iftira atacaklar, namusunuza söyleyecekler, çoluğunuza, çocuğunuza söyleyecekler, her şeyinize laf söyleyecekler, tiftikleyecekler sizi, didikleyecekler. Yol bu. Bu yolda yürüyecek olanlar bunu göze alacaklar. Neden söylediler bize, nasıl söylediler, yok, söyleyecekler. Bu insanlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin dahi namusuna dil uzattılarsa ve onun hakkında iftira ve gıybette bulundularsa onun yolunda gidenlere de bu söylenecek. Öyle kenarda oturup suya sabuna karışmamakla dervişlik olmuyor. İnan dört hak kitapta mı, Arapça mı indi? Hayır. Kur'an'ı Hazreti Peygamber'e inmiş gibi değil, kendine inmiş gibi okumak yanlış bir kelime mi? Olabilir. Herkese indi Kur'an-ı Kerim. Birisi de diyebilir, bana indi. Bize de derse, bana da indi derse eyvallah. Ama sadece bana indi derse sıkıntılı. Hocam zikirden bahsederken Allah'ı zikrederseniz o da sizden bahseder demiştiniz. Orada melekler ve nefsi de zikreder demiştiniz. Allah'ın nefsi nasıl oluyor onu soracaktım. Dedim ya buradaki Allah'ın nefsinden bunlar müteşabih meseleler. Bundan kastın ne olduğu belli değildir. Onu da söyledim. Sor şimdi sen. Mikrofonsuz soramıyor. Böyle bir özelliği var. Allah'ın ne kulları var ya. Daha evvelki sohbetlerinizde en kavi dualardan birinin Allah'tan Allah'ı istemek olduğunu söylemiştiniz. Dün dinde kaldı cancağız. Fakat şimdiki yeni idrakımızla, dünde kaldı, şimdiki yeni idrakımızla Allah'ı tasvir etmenin, düşünmenin, yani ona ulaşmanın imkansızlığını öğrenmiş olduk. Öyleyse biz ulaşması imkansız olan Allah'a, hiçbir zaman ulaşamayacağımız olan Allah'a nasıl isteyeceğiz ve o noktada nasıl duracağız ki? Sen ümitsizliğe düşmüşsün. Yani bir noktada evet. Yok, biz ümit ediyoruz hala. İşte onu nasıl ayakta tutabiliyoruz? Hep ümit ederek. Ama ümidimizi neye bağlayacağız? Sevgimize. Yani çünkü eğer gerçekten Allah'a kavuşamayacaksak,
kavuşacağıma inanıyorlar. Ama hiçbir zaman tanımlayıp idrak edemeyeceğiz. Bütünüyle evet. O zaman? Hep idrak içerisinde olacağız. O zaman hep onun nimetlerini mi seveceğiz? Veya varlık alemine mi bu noktada nazar edeceğiz? Hayır. Ebediyen onu tanımakla geçecek ömrümüz. Ebediyete kadar hep tanımakla geçecek. O zaman onu tanımak hiç tanıyamamak mı? Sen öyle algıladın sen öyle. Arabi diyor ya, onu bilmek hiçbir zaman onu bilemeyeceğini bilmekte. Arabi'nin sözü ona sor. O zaman biz umudumuzu ve ümidimizi nereye dayayacağız? Yani illa böyle kuşları, bahçeleri, ormanları mı seveceğiz? Ya veya kendimize eşleri, kadınları, kızları, o cennet şeyini mi seveceğiz? Az önce varlık oydu, ne oldu? Varlıktan çıktı mı ya? Yani? Yok, ben bundan sonra dedim bari varlığa tutunayım, yoksa tutunamayacağım. Tutunacak bir şey kalmadı eğer Allah hiçbir zaman ulaşamayacaksa. Sen bana tutun dermişsin ben. Tutunmasak zaten ne tut. O şeyi yakaladık elhamdülillah. Ben ne bilirdim 2 sene, 3 sene, 5 sene önce böyle şeyler yani ben. Bilmezdim ben. Anlamadım. Bilirdin de bilmezdim. Sayenizde babacığım, Allah razı olsun inşallah. Ben bu işlerden hiçbir payımız yok ya. Yani. Nereden düştün değil mi? Nereden düştün? Bazen diyorum, bugünkü çocuklara diyorum, bugün oğlum gidin hadi usul usul kaçın yani. Ya. Sonra batmayın bu çukura diyor. Bakıyorlar. Ama gerçekten umudumuzu bağlayabilecek, şimdi konuştuk ya, umudumuzu bağlayabilecek. Nereye bağlayacağız yani umudumuzu? O sonuçta bilinmeyi istedi, bilinmeyi istediği için biz bilmek noktasında, onu tanımak noktasında ümidimiz de gayretimiz de hep onu bilme ve tanıma noktasında yürüyeceğiz. İmkan var mı? Neden olmasın ki? O bilinmeyi sevdi çünkü. Ama o bilinmeyi severken biz bir veçesini, bir perdesini gördükçe o ikinci bir perde. Onu gördükçe 3, onu gördükçe 4, onu gördükçe 5, onu gördükçe 6. Bunu sonsuz bir ayna olarak düşünebilirsin. Ve bu yolculuğun sonsuz bir şekilde kendimce öyle diyeyim. Senin üzerine bir hayal kursam sonsuzca milyonlarca, milyarlarca aynada onu izlemek, onu görmek olarak bunu görebilirsin. Bu bitmek, tükenmek bilmeyen bıkıp usanılacak bir şey değildir. Hayretten hayrete geçmek. Bu zevkten zevke geçmek gibidir. Bu halden hale geçmek gibidir. Ve her bildim, her buldum, her gördüm dediğinde o öyle yüceler yücesi, öyle kudret, öyle sanat sahibidir ki her gördüğünü, her gösterdiğini bir daha asla göstermez. Her hayretin sonunda bir hüsran mı yaşar? Her hayrette yeni bir hayret başlar. Her hayretin sonu hüsran değildir. O olmadığını her hayretin sonunda upuzun, harika coşkuda bir zevk vardır. Ve bilirsin ki o hayretten daha fazla büyük hayrete, o coşkudan daha büyük bir coşkuya, o zevkten daha derinlemesine bir zevke, o incelikten daha ince bir derinliğe gideceksin. Ve bu ümitle her daim kulaç atarsın. Bu ümitle her daim adım atarsın. Bu ümitle her daim koşarsın. O koştukça sana gelir. O sana geldikçe sen koşarsın. Koşarsın. O da senin önünde hayretten hayrete geçirir seni. Ama bir türlü kendini tanımlatmaz. O kendisidir o. Bilirsin ki kendisinin de sonu yoktur. Ama insanoğlu bu noktada çok arzu ve istekleri bitmez. O hep tanıma noktasında, hep bilme noktasında gider. Bu da Allah'ın hoşuna gider zaten. O tanımak istedikçe, o bilmek istedikçe onun önüne yeni hayret makamları koyacaktır. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Alem sana hakkıyla kulluk edemedim ya mabud demiştir. Allah-u Alem. Bu ümitsizlik değildir. Bu hayretten hayrete geçmek, zevkten zevke geçmektir. Bu derinlikten derinliğe geçmek, bu genişlikten genişliğe geçmek, bu zaman içerisinde zamandan geçmek, hal içerisinde halden geçmek,
Bu yar içerisinde yarı aramak gibi bir şeydir. Bunun sonu yoktur. Bu da insanda muhteşem bir zevktir. Zaten zevkle gidiyor yani. Öyle gider, başka türlü gitmez. Başka tatmini yok. Yok, yok. Sufiler zevk ehlidir. Zevk ehli olmasalar burada tabii ne yok, işlerim? O işler olmaz hiç. Her biri masadan kalkmadır, zevk ehlidir. Bize medreseden çıkma lazım değil, zevksiz oluyorlar. Hocam iki güne bakmamız orada bir çekimde. Tamam, iyice başına Allah korusun. Yarın gene başlayacaksın yoksa sen. Boşlar, aklı almak için buradayız biz zaten. Bize normal akıl lazım değil. Sen burada her yaptığına gidiyorsun, her bozuldu işte. Hoş geldin. Hoş geldin ama bütün ayarı bozuldu tabii. Allah yoktu, peygamber yoktu. Bunu bütün ayarı kaçırsın. Ona gitme, ona gelme. O yok, bu yok, kim arıyoruz biz? Ben de bilsem, hakkını helal et. Ben sen gelirmişim benim gibi, ne yapayım? Ben sen benim yoluma geldim. Ben de düştüm, çıkamıyorum. Gel dedim ama bak, hayal yaparım ben sana. Tutmaz mı hocam hayalini? He? Hayal tutmaz mı? Kimin? Benim yoluma gelse hayal tutmaz mı? Onun mu? Tutmaz hocam. Bilmiyor musun sen, tutturun diyorsan söyleyecek lafını mı? Burada ayarı tutmuş bir kimse görüyorsan sen de dahil. Tabii ya, sufilik böyle bir şey işte. Şimdi adam başka bir dergaha gitse, gelse, bir şey olsa, gelse buraya adam, adamın ayarı kaçar. Adam der ki ya ben nereye geldim buraya? Ben dergaha gittim, herkes orada öyle susuyor, bekliyor. Ses yok, kelam yok, söz yok, hiçbir şey yok. Burası curcuna. Vur patlasın, çal oynasın burada. Evet. Benden kaynaklanıyor. Ayar yok yanında. O yüzden ayarsızlık hakim oluyor. Allah iyi etsin inşallah. Olsa işimiz ne burada? Gider evimizde otururuz, sıcak sıcak evden su çıkmadı ya. Tabii sufi, yani sufiliğe, tasavvufa bakış açısı da bunda etken. Yani tasavvufa bakış açısı veya da tasavvuf dediğimiz şey, eğer kendini tanımak, bu manada kendini tanımlamak ve bu manada Allah'ı sevmek, Resul'ünü sevmek, bu yolda gitmek ise bu sefer çizgi farklı olmuş oluyor. Mesela ehli tasavvuf muhakkak namazı da öğretir, orucu da öğretir, onun ibadetleri de öğretir. Ama asıl öğrettiği şey Allah'ı sevmek, Resul'ünü sevmek, iyi ve faydalı işler yapmak. Bu noktada insanlara muhabbetli davranarak da sağlamaya çalışmaktır. Böyle olunca bizim sufi anlayışımız da Allah'a yakınlık çok ibadette değil, çok ibadette değil, çok iyilikle mümkündür. Çok iyilik ve güzel ahlakla mümkündür. Böyle olunca çizgi farklılığı oluyor. Yani siz Allah'ı tanımayı, Allah'a yakın olmayı, sahabelerden baksak mesela, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretlerine, Hazreti Ömer'e, Osman'a, Ali'ye baksak veya diğer sahabelere baksak, mesela onların hayatlarında böyle çok uzun uzun ibadetler ettiklerini göremezsiniz. Ama onlarda mesela Hazreti Allah'a karşı
bitmek tükenmek bilmeyen bir muhabbetleri ve etrafındaki insanlara karşı bitmek tükenmek bilmeyen yardımları ve hoşgörüleri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine karşı bitmek tükenmek bilmeyen bir bağlılıkları ve tabiyetleri vardır. Yani ölümle çelik çomak oynarlar. Ölümle çelik çomak oynarlar. Maddiyatla, parayla çelik çomak oynarlar. Makamla çelik çomak oynarlar. Durdukları nokta, bu benim kendimce gördüğüm, kendimce tespit ettiğim şey. Durdukları nokta çok ibadet değildir. Mesela size ben şimdi bir sahabeden bir şey örneklesem, siz dersiniz ki ya sahabe ne yapıyormuş? Otururlar, çalgı çaldırırlar mesela. Bir başkası gelip eleştirmeye kalkar, yürü git sen buradan der ona. Yürü sen git bak işine. Enteresan durdukları nokta vardır. Ama bir cihat esnasında ölümle dalga geçerler. Bakın ölümle dalga geçerler. Bir tasadduk esnasında parayla dalga geçerler. Birisine iyilik yapma noktasında dalga geçerler. Yani hayat onlar için bir dalgadan ibarettir sanki. Öylesine yakın olmuşlar. O yüzden yakınlıkta vesile arayın derken, yani tam muhakkak insanlar ibadetlerini edecek bu noktada, sakın öyle farklı bir noktaya geçmeyin. Ama bence en az ibadet kadar önemli olan insanların güzel ahlakları ve etrafıyla olan ilişkileri. Geçenlerde bir şey fark ettim babacığım, onu soracağım. Ders çekiyorum. Ders çekerken bir anda bu çok genel, yıllarlık bir şey. Bir baktım dilim çalışmıyor. Dilim duruk, elim duruk, her şey duruk. Ama içeriden birisinin ders çektiğini gördüm. Yani tabiri caizse bir an gözüm böyle açıldı gibi oldu. Sonra bunu namaz kılarken de gördüm. Yani içimde bir şey var, dersi o çektiğini gördüm. Baktım dilim çalışmıyor, elim de çalışmıyor ama ders çekiliyor. Biraz sonra yani daha farklı zamanlarda bunu namazda da gördüm. Baktım namazı kılıyor. Hani tabiri caizse ben ona ayak uyduruyormuşum gibi, bu parmak, tırnak ayak uyduruyormuş gibi oluyor. O kim oluyor babacığım? Biz de hiç olmadığından bilemiyoruz. O nasıl bir şey oluyor yani? Olunca anlayacağız. Yanlış bir şey mi bu? Bilmiyoruz, bir bakalım oluyor mu olmuyor mu, biz de o zaman anlayacağız. Sen de oldu mu hiç Hüseyin abi? He? Olmadı. Hiç başkasında oldu mu böyle bir şey? Hiç kimse de olmamış ya. Benim mi acaba? Kimse de olmamış. Bir örneği olsa bileceğiz. Var mı böyle bir şey olan içinde? Ne oluyor mesela? Okuduğu süreyi başka biri sokuyor içinde. Başka? Olan var mı? Evet. Dil falan çalışıyor, içeriden okuyor. Doktor sende nasıl oldu? Ne? O sesin en sonunda kalbinden geldiğini... Kalbinden geldiğini anlıyorsun. Başka? Ben onu unuttum. Ben bunu daha önce sormuştum abi. Yemek yerken ve yorulurken bize içeriden böyle Allah'ın zikrettiği küçük lisan gibi de aldı. Sütler çekerken de oluyor. Yani bunu hissetmiştim. Senin ihtiyarının dışında. Evet.
kendiliğinden oluyor. Hep uykuyla uyandıktan sonra böyle sanki ben beni yüzüyorum, namaz kılıyorum. Böyle hafta sanmışım, namazı da kendi yolunda. Başka olan var mı böyle? Namaz kılarken kulağlar sanki daha önceden perde dönecek gibi. Yani öyle aklı. Başka? Ben de namazı kılarken böyle sanki namazdan kalktığımda farklı bir alemden gelmişim gibi böyle. Çok namazı sanki 10 saat, 20 saat kılıyorum böyle. Kalk bir şeyden kalkmışım gibi oluyor bana. Öğrenciyken başıma gelmişti efendim. Lafz-ı celal, yani idrakim dışında, yani isteğim dışında lafz-ı celal ve ağlama tutmuştu. O olmuştu yani, başka bir şey. Öğrenciyken derken kaç yaşındaydın? 97 yılında. Kaç yaşındaydın? 19-20 yaşlarında. Bir daha olmadı mı hiç? Yok. Başka? Oluyor. Bak bunda hep oluyormuş. Şu an yani konuşuyor mesela içeride mi? Şimdi konuşuyor mu hala da? Ne dedi? Yani demin mesela konuştu. Az önce konuşmadı. Söz al dedi mesela. He. Yani bunu söylememi de söyledi. Anladım. Başka bu konuda bir şey söyleyen? Yani bisiklet ederken evet, dünya yavaşlıyor, yavaşlıyor. Herkes yavaşlıyor. Hale gidiyor. Şeydi babacık, demin Şemseddin Tebrizi Hazretleri ile Mevlana Hazretleri'ni söylerken de dedi, reddetti mesela onlar. Onlarla konuştu, onların sözü olmadığını söyledi. Onlara sordu, onlar dedi reddetti Şemseddin Tebrizi Hazretleri ile Mevlana Hazretleri o kağıtta yazan konuşmayı yapmadıklarını söyledi. Onunla konuştu. Teşhis. Direkt. Hem Hazreti Şems'le konuşmuş, o içindeki, hem Hazreti Mevlana ile konuşmuş. İkisiyle konuştuktan sonra demiş ki, bunlar bizim sözümüz değil demiş. Reddetmişler. Reddetmişler ikisi. Dışarıdaki kişiyi ikna etmiş, içerideki ses. Öyle mi? Döndürüyor. İçerideki yön döndürüyor. İçindeki ne değil mi? Ne sence şeyi? Hocam şizofren. Büyük, al, saçlamı koyacağım. Bir de. Gitti çocuk. Dersi çekiyor. Tamam, sıkılıyor. Oh, sen bir şey yapmayın ya. İşin yolunu bulmuşsun sen. Beni koşturuyor arkasını. Ayy. Böyle de. O önde sen arkadasın ya. Öyle duruyor. Eyvah eyvah eyvah. Doktor, neyi daha şu vereceğim buna? Sendrom daha da artıyor ya. Mah. Ben bir de bunu fark ettim. Bu bende çok yani böyle hani tabiri caizse bunu yani varmış ama bende bu. Bunu siz işliyormuşsunuz babacığım. Gürsü'ye göndereyim bir ayar yapsam bunu. Hocam buradan gideriz mesela. Ama buradan kolay diyorsun ya. Ben oturmam ama karşımda oturuyorum hocam. Fark etmez. Ben buna ilaç veriyorum ben, tamam mı? Tamam diyorsun mu? 3 saat sonra bir bakmışsın aynı otomatik. Hiçbir sıkıntısız kalmaz. Sitizden saat gibi olur diyorsun. Forma doktora gidelim, öyle olur. Bir forma doktora gidelim. Formata mı ihtiyaç var? Kardeşim bir kardeşim, size bozuldu mu? Ben bana önümde gelmem, hocam bizim burası değişmiş sen gelmediğinden beri. Eskiden otomatik tutamadık, geri geri okuyorlar. Bakışlarım başladım. Sen yokken bu biraz değişti o zaman. Vuslat nerede yok piyasada? Ali'yi de görelim. Vuslat mı? Lan vuslat nerede? Buradaymış. Ha bak buradaymış. Burada adamın. Asılsın hocam ben her karanlık bari bir yerde gidiyorum. Ooo. Bizim sana mutluluk bak nerede başka bir şey olacak artık. Tamam valla. Böyle giderse öyle olacak zaten. Allah iyisin inşallah. Başkalarında da oluyormuş demek ki senin bu olan şeyler. Her insan bunu yaşıyormuş gibime geliyor ama. Demek ki yaşamayanlar da var ama. Yani tanımlamaya çalışıyorum ve bilmediğimi görüyorum. Senden önde koşması enteresan. O bariz olsun. Beni koşturuyor yani. Arkandan koşturuyor. Evet.
çok kuvvetli yani. Çok kuvvetli. Çok kuvvetli, onu hissediyorum. Senden kuvvetli yani. Benden çok kuvvetli. Doktor işin çok zor. Benim şeker bunun yanında, solda sıfır olur senin. Ne olacak? Benimkine bir ilaç veriyorsun, olmuyor başka veriyorsun, olmuyor başka veriyorsun. Benimkini bir türlü düzeltmiyor. Bu ilaçsız. Buna efsunlamak mı lazım? Normalde bu tarz vakalar, ne hasta olduğunu kabul etmediği için, bunun tedavisi yoktur. Yani bu iyi bir şeydir onun için. Öyle mi? O yüzden hastasın diyene şey yapar. İşte sen hastasın. Sen bunu yaşamıyorsun. Sen hastasın. İyi ki doktorumuz var. Gördük hazır bekliyordum. Vallahi iyi ki doktorumuz var. Ali sende olmuyor mu böyle şeyler? Öbürü Ali Karadağ. Ben de onu görüyorum. O da dünden razıymış, ayağa kalktı. Ay 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 ay. Aman ya Rabbi ya Resulallah. Hocam vallahi nereye geldin belli değil bak ha. Hocam fizikçilerin kafası biraz kırık oldu, ondan da sorun yok yani. Bir problem yok görmüyorsun yani. Elhamdülillah. Burada ilk kere 2-4 yapmıyor, 5 yapıyor gibi geldi bana. Her şey oldu. Hocam seni de kaybettik ya. Ben kendimi buldum öyleyse. Oy. Fatih Hoca. Ama sen fizikçi değilsin değil mi? Senin neydi bölüm? Dinlerse efendim. Sen ne diyorsun? Fizikçiye? Allah mübarek etsin. Allah iyi etsin inşallah. Olacak bunların hepsi de. Şimdi birisi anlatmıştı. Ankara'da Yakup Efendi vardı, Allah rahmet eylesin, vefat etti o. Çorumlu Hacı Mustafa Efendi'nin nükabbalarından birisiydi. Nükabbaydı o ama halifeydi. Şeyh Efendi de söylediydi, oğlum halife o diye. Ondan sonra neyse. Çorumlu Hacı Mustafa Efendi vefat ettikten sonra şeyhin birisi, şimdi şahıs söylemeyeyim artık, 5-10 avanesiyle beraber oraya hemen dergaha onları ziyarete gitmişler Ankara'da. Ondan sonra böyle bir koltuk var tabi, o koltuğa da hemen o Şeyh Efendi'yi oturtmuşlar. İşte hoş geldiniz diye. Avanesi de orada tabi, neyse sohbet etmiş, mevzuyu şeye getirmiş. Demiş, uğraşmayın, hani şeyhiniz vefat etti, bize bağlanın demiş. Yakup Efendi Allah rahmet eylesin. Demiş ki, efendim demiş, vallahi biz de çok istiyoruz bir yere bağlanmayı. Orada 4-5 tane o derviş görevlendirmiş. 4-5 tane. Demiş ki onlara, demiş siz habire istihare yapın. Her perşembede gelin, burada istiharelerinizi anlatın arkadaşlara. Bir yerden bir işaret olursa gidelim ona intisap edelim. Şimdi demiş ki o şey efendi, efendim demiş, vallahi de demiş, biz de çok istiyoruz bir yere intisap etmeyi. Ama demiş, şunlar var ya demiş, ondan sonra. Bunlar demiş, habire istihare yapıyorlar bunu. Bir yer görmediler efendim demiş. Görseler demiş, biz demiş, direkt intisap edeceğiz. Şey efendi bakmış, tamam. Burası normal bir yer değil ya demiş, yürümüş gitmiş. Hani aklın, aklınla alakalı değil yani, normalde şimdi adamla intisap edecek de gelmiş bana intisap edin diye. Onlar da diyorlar ki biz rüyamızda görerek de intisap edeceğiz. Bu şimdi akli bir şey olmuyor tabi, akli bir şey olmayınca insanlara normal gelmiyor. Şimdi buradaki de sohbet de normal gelmez, adam diyor ki içimde birisi var benden önde koşuyor. Ben onun arkasından koşuyorum. Bizim doktor da diyor ki şizofrenik. Yani fizikçiye soruyoruz, fizik öğretmenine, diyorum ilk kere 2-4 etmiyor, 5 ediyor, normal diyor. Bu Çanakkale'de öğretim üyesi hocam bu da, 18 Mart'ta. Bitiyor
videolardan görmüştüm efendim. Görmüş mü? Kendime yakın hissetmiştim. Demek onlar kaynaklı. Evet. Kendine yakın mı hissettin? Yok, sorulardan, yani sorduğu sorulardan evet. Vesaire. Biraz meşhurdur kardeşimiz, Allah razı olsun. Hocam, onun öğrencilerin aynı olacak o zaman. Onun öğrencilerin aynı olacak. Aynı öğrencilerin. Çanakkale'de Boğaz'dan topluyoruz onun öğrencilerini. Çırpınıyorlar sudan çıkmış balık gibi. Onun hocam enteresan soruları vardır öyle. Videolardan. Evet. Böyle varlıkla, metafizikle. Enteresandır o. Sizin kanaldan yani. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Ben de, benim hassasiyetim, siz biliyorsunuz, malum ben de biraz çaptan da orada bir soru soruldu işte, hala ben oraya takılı kaldım. O geniş ev alınmazsa acaba o evi yıkılacak mı? O yuva yıkılacak mı? Nasıl nasıl? Hani bir geniş ev isteme. He. He, orada ben biraz takılı, beni biraz oydu. Bize ne kardeş ya? Hayır yani bu böyle. Sana ne kardeş ya? Eyvallah. Allah Allah. Yıkılacağı varsa yıkılır. Belki de yıkılacak daha iyisi, daha yenisi yapacak. Nereden biliyor? Belki de kıymet bilemeyecekler. Yıkıldığı için yıkıntının altında kalacaklar. Onu nereden bileceğim? Arif anı seyreyle. Arif, anı seyreler. Bakalım Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Bazen insanlar nimetin hakkını veremez veya nimetin şükrünü, nimetin hamdını eda edemez. Nankörlüklerinden dolayı evleri yıkılır, yıkılır. Bazen de evdeki birisinin, evde herhangi birisi nankörlük eder, zulmeder yani, birisi mazlumdur. Birisi de zalimdir. Cenab-ı Hak, onlar o zalim, zalimliğiyle orayı yıkar, mazlum hürriyete kavuşur. Bilemeyiz bunu. O yüzden bir şey öyle dışarıdan gümbedek hükmedilmez. Ah yok. Ev yıkılacak mı? Bizi ilgilendirmez. Arı baldan kaçmazmış. Sen bal ol, arılar başında toplansın. Anladın? Benim meşhur tezimdir. Herkes için geçerlidir. Sen iyi bir adamsan hiçbir adam, hiçbir kadın seni terk etmez. Sen iyi bir kadınsan hiçbir adam da seni terk etmez. O yüzden bir ev yıkılıyor, yıkılır. Ha bilinmez. Benim yine hani bir kimse, bu unutmayın bunu. Mümin ise bir insan, Müslüman ise, zulmederse Allah o imanından onu dolayı bu dünyadayken adalet eder. Zulmettiğinden dolayı Cenab-ı Hak onu bu dünyada bir sıkıntı verir, bir problem verir. Böylece o zulmünün karşılığını bu dünyada öder. O da bunu anlar, tövbe ederse, geri dönerse Cenab-ı Hak onu lütfeder, ikram eder. Başka bir yere zulmetmiştir o kimse. Bilinmez. Bilinmez bunlar. Bazen seyrederim ben böyle geriden. Yani seyrederken şöyle seyrederim. Yani üzülür insan da, bakarım ben şimdi. Yani o ona zulmettiydi. O ona zulmettiği için o da ona zulmetti. O ona zulmettiği için o da oradan bir zulüm gördü. Zincirleme gidiyor. Bakıyorum, hey kurban oldum Allah diyorum. Nereden nereyi denkleştiriyorsun? Nereden nereyi hesabını görüyorsun diyorum ben.
Tabi dışarıdaki kimseler kendilerince meseleyi görmeyenler, bakmayanlar veyahut da bundan uzak olanlar telaş ediyorlar. Telaşa mahal yok. Herkes kendince tövbe edecek. Ya Rabbi ben nerede yanlış yaptım diyecek. Dönecek geri. O yüzden evim küçük diye yıkıyorsa yıkacak. Allah belki de ona daha büyük bir ev verecek. Bilemeyiz ki. Veyahut da o küçük evi hamd etmediğinden dolayı yıkaraktan elinden o da gidecek. Onu da bilemeyiz. Bize sorulan şu. Bunun hükmü ne? Biz de hükmünü söyleyeceğiz. Gerisi bizi ilgilendirmiyor kardeş. Böyle insan rahat edemez, huzur bulamaz. Hayır efendim çok özür dilerim de şimdi ben Bayburt'tayım. 20-30 bin nüfusu var. 1500 boşanma davası varmış. Bunlar böyle aktif yani... Kötü ahlaklarından. Bursa'da 12 bin boşanma davası var. Kötü ahlaklarından. 9 bini kadınların internetten kocalarını aldatması. Kötü ahlaklarından. Kötü ahlaklarından. Adamlarda kabahat. Bugün kesiyorlar. Kasaba döndüler. Adamlarda kaba. Adam kaba efendim daha baş edemiyor kesiyor ne? Adamda kabahat. Adam erkek kadını mutlu etmesini bilmiyor. Hani kadınlar doymuyor ki kurban olur. İstiyor her şeyi istiyor. Onu istiyor, bunu istiyor, onu istiyor. Erkek kadını mutlu edemediğinden kaynaklanıyor. Efendim akşam otobüslere bir bakın. Özür dilerim ben küçük veriyorsam beni bağışlayın. Otobüsler erkekler böyle bitmiş yorgunluktan caddede heykele çıkın bakın bir tane bakımsız kadın var mı? Hepsi böyle şey gibi kral patron gibi gidiyorlar. Erkeklerin yani inanın ben yani cahilane teşhisim erkekler kadınların taleplerine onların hayat standartlarını yüksek tutmak için verdiği çabadan kanseri erkeğe, trafik kazası erkeğe, iş kazası erkeğe ben bilmiyorum. Bir de ondan sonra gidip boşama davası açıyorlar. İnanın iki tane benim arkadaşım burada aile mahkemesinde mübaşir iki tane kadın hakim erkeklere kanunun çifte standartını protesto etmek için boşama hakimliğinden istifa etmişler. Ben üzülüyorum efendim. Adamdadır kapat. Kabahat adamdadır. Erkek kendisini yetersiz gördükçe kendi yetersizliğini başka alanlardan doldurmaya çalışır. Başka alanlara müsaade ederekten onu doldurmaya çalışır ki o zaman batar. Eğer erkek yeterliyse kendince erkekliğine, bilgisine, ondan sonra becerisine, kendince kendisine bu noktada güveni varsa, tam ise onun taviz verme gibi, onun başka alanları açma gibi bir şeyi olmaz, düşüncesi olmaz. Bu erkeklerin yetersizliğinden kaynaklanır. Erkeklerin bu noktadaki kendine olan güvensizliğinden kaynaklanır. Aileyi muhafaza eden, koruyan bu noktada erkektir. Erkek bu noktada aileyi götürebilecek dirayette ise bu tip problemler yaşanmaz. Öyle demişler de kadınları onara etmişler öyle. Yuvanın içini dişi kuş yapar. Başında duran ama adamdır. Başında adam durmazsa dişi kuşun yapmış olduğu yuvayı gelir başka birisi yıkar. Onun yumurtalarını birisi gelir kapar oradan, çatlatır. Birisi onun civcivlerini alır götürür. Yuvanın içini dişi kuş yapar. Doğru. Bunda bir sıkıntı yok. Ama velakin o yuvayı koruyacak, muhafaza edecek, orayı dizayn edecek. Orayı normalde belli bir ölçüde götürecek olan erkektir. Erkek bilgisiyle, dirayetiyle, ahlakıyla, faziletiyle
ailesini selametliğe götüren insandır. Bir ev yıkılıyor mu? Ben kadına kabahat bulmam. Buna ben şimdi çok özür dilerim, ben bağışlayayım da. Şimdi her gün kadın cinayeti, kadın cinayeti. Bunun birinde erkek suçlu, ikisinde erkek suçlu, hepsinde mi erkek suçlu? Adam normalde bakar, kadını terbiye etmek için, kadını doğru yolda götürmek için uğraşır. Eğer olmuyorsa çok basittir. Kadını boşar. Gider olan bir kimseyi alır. Eğer adam adamsa gider olan bir şeye alır, adam gibi ailesi devam eder. O kadın kendini rezil eder. Kadın rezil olur. Bu görünür. Der ki herkes, etrafta herkes şunu der. Bu kadın dosdoğru kadınlık yapamadı, boşandı, daha rezil rüsva oldu. Adam da gitti, bir daha evlendi, dosdoğru bir ev kurdu. Bitti. Bu kadar basit. Zaman içerisinde kadın da adam da bir ev kuramıyorsa, ikisi de basit, pasif insanlarmış. Bu kadar basit. Neden adam gidiyor katil oluyor? Zayıflığından, cahilliğinden, bilgisizliğinden, kabalığından, güzel ahlaklı olmadığından. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin eşleri bizi boşamasın diye fırıl fırıl dönüyorlardı. Hazreti Ebubekir Efendimizin eşleri fırıl fırıl dönüyordu. Kıymetli insanlardı çünkü onlar. Kıymetliyse bir kimse, etrafında herkes fırıl fırıl döner. Altına, at buradan şimdi bir tane sarı lira ver, buradan pencereden dışarı fırlatayım atayım mı? Yerde kalır mı? Sen altınsan yerde kalmazsın. Herkes için geçer. Altınsan yerde kalmazsın. Teneke sen, herkes bir tekme vurur. Sen kendini altın etmeye bak o zaman. Herkes için kendi, kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. Kadın çok kıymetliyse adam neden bıraksın onu? Kadın harika, kıymet akıyor kadından, ahlak akıyor, terbiye akıyor, iyi niyet akıyor, tevazu akıyor. Ondan sonra her şey akıyor, muhteşem bir şey. Erkek geri zekalı mı boşasın o kadını? Ya bir erkek düşünün, fazilet akıyor, iyilik akıyor, güzellik akıyor. Erkek adam. Kadın geri zekalı mı bıraksın o kadın adamı? Ya da nankör, ondan bırakacak. İkisinden biri. Ya gerizekalı ya nankör. Herkes için geçerli bu. Şeyh Efendi derdi, Allah rahmet eylesin. Oğlum altın yerde kalmaz derdi. Altın yerde kalmaz. Görülmüş bir şey değil. Çocuk yutsa küçücük bir altını, affedersin çocuğun bokunu karıştırırlar altını bulmak için. Doğru mu? Bitti. Altını hiçbir, her yerde altındır. Kalmaz hiçbir yerde. O yüzden ben hiç kabahat bulmam hiçbir şeye. Ben bakarım. Derim ki ya, altınsa o meydanda kalmaz. Birisi kapacak onu. Birisi kapacak onu. Birisi alacak. Altın değilse söyleyecek bir laf yok zaten. Ne yapacaksın ki? Değişen bir şey yok. Herkes kendi ayarına göre gider. O yüzden benim nazarımda erkeklerdir suçlu olan. Kadınları suçlamak kolay. Adam adam olsun. Güçsün, bir daha ev kursun, bir daha şey yapsın. Ne öldürüyor ki, ne şey yapıyor ki?
Ben keskinceyimdir biraz. Bu işlerde. Normalde mesela işte kadın boşanacak. Boşanmak istiyorsa hemen boşa derim ben. Bekletmeyin kilo. Hiç. Ya sen boşamak istiyorsun. Boşa. İkileme hiç. Adam kendine güveniyor. Boşayacak. Bir daha evlenecek. Kadın kendine güveniyor. Boşanmak istiyor. Boşanacak, gidecek. İkilemeye gerek yok. Allah yoluna açık etsin. Allah rahmet eylesin. Şeyh Efendi diyormuş o zamanlar. Oğlum Mustafa, bayanlara diyormuş bilhassa erkeklere de. Mustafa Efendi'ye danışmayın, o keskindir bu işlerde. Hemen boşanacaksa boşar, işte gidilecekse gidilir oğlum, keskincedir, ona danışmayın diyormuş. Sonradan dediler bana böyle böyle, doğru söylüyor dedim ben. Ben dedim keskinim, bana dedim danışmayın. Ben hala da derim, ben keskinim, bana danışmayın derim ben. Evlilikle alakalı meselelerde. Allah muhafaza eylesin. Ben uzun sürdürmem bir şey. Kadın boşanmayı aklından geçirse ben derim ki aklından geçirdi mi? Geçirdi. Hemen boşan derim. Bunu kadın senin aklından geçirdi mi? Geçirdi. Söyledim bunu sana? Söyledi. Durma, hemen boşan derim ben. Öyle olduğumdan ben kendimi frenlerim. İşte ananıza sorun, babanıza sorun, ailenize danışın. Kendimce ben fren koyarım kendime, öyle söylerim. Ama benim tarzım, tavrım bellidir kendi iç aleminde. Veya bir erkek bir kadını boşayacağım diyor mu? Ben derim ki hiç durma, hemen boşa. Bu bir insanın kendi tarzı. Biraz sert, sivri, keskin ama benim hayatım böyle. Düşüncem böyle. Allah yesin inşallah. Bunun da zaman içerisinde hep ben doğru olduğunu gördüm yalnız. Zaman içerisinde bu doğru olduğunu ben kendimce gördüm. Yürümüyor, olmuyor. Hani bazen deve muhabbeti yaparım ya. Hani deve bir bağ yediği zaman, kimi deve vardır, bir bağ yer bozulur. Bir daha asla bağa girmek istemez. Öbür deve bağa atar atmaz gider. Bozmuştur deve artık kendini. Bir daha bağ tutmaz hiç. Kimi deve vardır, bağdan kendini bir çıkardı mı cesaretlenir. Oyun yapar artık. Kendini bağa verir. Öbürkü de onu bağladım der. Oturur üstüne. Bu kendini söker. Gümbür tek onu bağlar. Devirir onu. Ya hani dövüş orozları var ya, kaçmayan vardır. Yirdaya, yirdaya kan revan içerisinde kalır. Upuzun, ring derler buna. Ringde upuzun yatar. Herkes onun kaçtığına para oynar orada. Asılsıysa o kaçmaz. Ben öyle horozlar gördüm. Adam geliyor, horozun yıkıyor orasını, burasını. Kaçmıyor. Hayvan duruyor, yatıyor hayvan. Şeyde, ringde. Öbürkü geliyor, eşeleniyor, tiftikleniyor. Ne bağırıyor, ne kaçıyor. Gözümle gördüm ben bunları, şahit oldum. Bitiyor maç, berabere bitiyor çünkü. Kaçmadı da bağırmadı da. O kaçmayan, bağırmayan horoz var ya yerde yatanın. Dövenden fazla para veriyorlar. Yerde yatıyor horoz baygın. Kafası soyulmuş, beyni çıkmış. Gözü mözü yok, kaybolmuş kan revan içerisinde. İşte horozun sahibi orada kim? İşte Ahmet. Ahmet horozuna 5 milyon verdi, 10 milyon verdi. Açık artırmaya giriyor horoz. Neden bilmiyorsunuz mu? Linkten çıkmadı, bağırmadı, kaçmadı hiç. Damarı sağlam. Bakın damarı sağlam. Senin adam ne diyor bekçi? Ne diyor? Diyor ne o? 8 sülalesini biliyorum hocam diyor. Bu bunun kızının, oğlunun, bunun torununun, kızının, yengesinin çocuğu bu tavuk diyor. Evet. Bu tavuktan diyor, oğlu orasının yavrusu da. Bir de diyor, ben diyor, bunu diyor, nerede görsem tanırım diyor. Ondan yatıyor, ondan kalkıyorlar yani. Evet. Aynen dediğiniz gibi babacığım, hiç o yatsın diyor, canımı veririm ona diyor. Bitti. Kaçtığı zaman ertesi gün zaten piyasaya çıkmıyor adamlar. Orası kaçsın,
Gitti. Bu odur. Bir kimse bir sefer gözünü kapıya dikti mi, ikinciye de dikecektir. Bunu unutmayın hiç. Hayat felsefesi bu. Benim kendi hayat felsefem. Birisi gözünü kapıya dikti. Böyle normalde işte gözünü kapıya bir sefer çevirdi mi kapıya, gidecek ya. O bir sefer gidecek o. O bir sefer gözü kaydı onun kapıya. Biz şimdi Oktay olsa, Nuri filan olsa da muhabbet dinleseniz. Biz şimdi deve güreşi seyrederken Oktay'a diyorum, Oktay bunun gözü diyorum kapıda, bu gidici diyorum ben. Yapma efendim ya diyor. Bu diyorum gidici, bu diyorum kapıya baktı diyorum ben bir sefer. Deve bir sefer kapıya bakıyor, bakıyor nereden kaçacağım diye. Ben öyle görüyorum onu. Diyorum bu kapıyı gördü, orası kapı, ha, kaçacağı yeri hesapladı o. Gidecek o. O gider. Dervişlikte de aynıdır bu, evlilikte de aynıdır bu. Bu dervişlikte, evlilikte, ticarette, normal arkadaşlıkta, her yerde aynıdır bu. Değişmez bir şey. Adam bir sefer kapıya baktı mı gidecektir o. Gider o. Hakimisi terbiye eder, eder. O kapı da açık mıdır? Açıktır. Ama ben bakarım ya bana. Neden? Ya bu ne zaman gidecek derim ben. O çünkü olmazsa olmaz, tersten bir bağ yediği zaman tutabilene aşk olsun. Bağırırlar güreş meydanında. Tutun! Lan nereye tutuyorum? 900 kilo hayvan. 900 kilonun gittiğini görüyor musun sen? O mümkün değil. Ben sahibine diyorum, hemen sucuğu sahibi denk geldiği zaman diyorum, dost doğru bunu sucuğa gönder. Neden ulan? Bakma boşu boşuna, damarı bozuk işte. Gidecek bir daha kaçacak o. Aynı şey. Hayat, bu benim hayat felsefem. Bir başkasını bilmem. Benim için öyle. Mesela Bayındır'da bir, bizde bir arkadaş vardı, bir dergahı bıraktı bu. Geri dönecek, ben almadım. Şeyh Efendi aldı, Allah rahmet eylesin. Ondan sonra bana dediler, ya Şeyh Efendi aldı, o dedim alır. O dedim rahmet, ben şimdi arkadaşlara. Abi ne olacak, bir daha gidecek dedim ben. Bu aradan Şeyh Efendi ona ne dedi ya? Dedim yanında dedi, Mustafa abiniz gibi, Mustafa Efendi gibi değilsiniz dedi, bir daha gitti bu laftan. Aradan gitti bir yıl, üç ay, beş ay, bir de enteresan bir şeyh de bulamıyorlar. Giden bulsa, gidecek oturacak bir yere, dikiş tutmuyor. Tekrar geri geliyor. Şeyh Efendi diyor bana, Mustafa Efendi sen olsan almazdım. Almazdım efendim dedim ben. Olmasın, zikirsiz kalmasın. Siz bilirsiniz efendim. Tekrar aldı adam, bir daha gitti. Ölmesinden önce Şeyh Efendi bir daha aldı. Ölmeden önce bir daha gitti. Durmaz adam. Bu normalde tabii, bir kim, bu böyle şey olarak söylüyorum onu. Hani adam dergahta Şeyh Efendi'ye, Şeyh Efendi'nin o çizgisinden kaçar. Ama öbür türlü adam tembellik eder, bir gevşer, bir toparlanır, onlar hariç. Bunlar bunun içinde değil. Ama adam muhalefet ederekten gidiyor ya, Şeyh Efendi'ye laf söyleyerekten gidiyor. O sıkıntılı olan bunlar. Bunun gibi adam bir sefer laf söylemiş. Gider o. Veyahut da bir kadın evlilikte, bir adam bir sefer o bir çizgiyi aşmışlar. O her sıkıştı mesela. Kadın bir kaçtı annesine. Öyle yaparlar ya, önceden çoktu bu. Bir sıkıntı olur. Haydi gider annesinin evine. Haydi bir daha geri döndüreceğim diye uğraşırlar. Geri döndürürler. O geri dönerken bir nazla, bir niyazla döner o. Allah 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 Allah. Eğer adam yalvardıysa. Yok gitti, adam almıyorsa bu sefer boynunu büke büke gelir. Adam almamış çünkü.
Bu sefer de kafasını biker de gelir. O da ayrı bir sıkıntı. Ama sonuçta gitti ya bir sefer. Allah muhafaza eylesin. Bu benim kendi hayatım. Bir başkası böyle olmak zorunda değil. Böyle olacak dedi bir kaydım. Ben hep o bir daha gider diye bakarım. Gitmeyeni de olur mu? Cevap olur. Allah bizi affetsin inşallah.